Değerli izleyiciler, hepiniz hoş geldiniz. 2024 yılının ilk canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Bugün 19 Ocak 2024 Cuma ve saatler tam söz verdiğimiz gibi 21. Cumhuriyet özel yayınına başlamıştık Ekim ayının 27'sinde. İlk programımız canlı yayındı. Devamında farklı konuklarla ilerlemişti programımız. Bugün yine bu serinin bir canlı yayınını yapacağız. Daha önceki yayınlarımızda geride bıraktığımız dönemde engellilik alanına iz bırakmış kişilerin yakınlarıyla veya doğrudan kendileriyle diyaloğa geçmiştik. Bugün ise Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına da biraz geleceğiz. Yani hem geride bıraktığımız yüzyılı biz o dönemi yaşamayanlar olarak değerlendireceğiz. O dönemin verileriyle, yaşanmışlıklarının bize aktarılış biçimleriyle değerlendirmeye çalışacağız. Ama diğer yandan ikinci yüzyıla gelmiş durumda Cumhuriyet ve onu da yorumlayacağız. Bu hareket nereye dönüşecek? Türkiye'de nereye dönüşecek? Dünyadan nasıl etkilenecek veya belki etkileyecek? Onları tartışacağız. Kiminle? Doktor Engin Yılmaz'la tartışacağız. Engin Yılmaz tabii çok farklı görevleri var. GETEM direktörlüğü var, sivil toplum örgütlerinde yer alıyor. Ama biz onu bugün Engin Yılmaz olarak çağırdık. Herhangi bir şapkasından bağımsız olarak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Emre, nasılsın? Ben iyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Öncelikle geldiğin için teşekkür ediyorum yayına. Çok sağ olasın. Ben de teşekkür ederim davet ettiğin için. Evet, izleyicilerimizden bu YouTube jargonu biliyorsun. Videoyu beğenmelerini istiyoruz. Kanala abone olmalarını Beğenin, abone istiyoruz. olun, paylaşın arkadaşlar. Paylaşın arkadaşlar. Ayrıca da yorum da yapmanızı bekleriz. Daha doğrusu chat kısmı açık. Oradan da bize katılmanız iyi olur. İnteraktif yürütmüş oluruz. YouTube'un böyle güzel bir yanı var. En azından podcast'ten farklı yanlarından bir tanesi bu. Hem Evet, görüntülü chat o çok iyi ilerliyoruz oluyor ama gerçekten. aynı zamanda da canlı olarak katılabiliyorsunuz chat kısmından. Bunu önemsiyoruz. Peki sen kendini çok kısaca tanıtabilir misin? Bizi kimin izlediğini bilmiyoruz. Tanıyanlar çoğunlukta bile olsa yine de tanımayanlar olabilir. Tabii artık orta yaşlı bir insan olarak orta yaşında özene çıktık. 79 doğumluyum. 1979 doğumluyum. Ankara'da okudum. İlk ortaokul, lise her şeyi Ankara'da okudum. Keçiören, hatta Fatih Sultan Mehmet Lisesi'ydi bitirdiğim okul. İlk ve ortaokulda şeyde okudum. İlkokulu Aydınlık Evler'de okudum. Ortaokulu da Mithat Enç'te okudum. Şimdi onların adları değişti mi bilmiyorum. Mithat Enç aynı da öbürünün adını Göreneller mi oldu? Öbürünün adı Göreneller Hadi ya, bak ve bana yıkılıyor. Mithat Onu konuşuruz biraz sonra. Evet, şu anda yıkılıyor. Enç. İnşaat başladı yani. Yani tamamen okul ortadan mı kalkıyor, yıkılıp yeniden mi yapılacak? Yıkılıp yeniden yapılacağı söyleniyor. Evet, acı bir durum tabii. Neyse, orada ilkokula orada başladım. Ortaokulu Mithat Enç'te okuduktan sonra ki bizim zamanımızda şey, ortaokula sınavla giriliyordu biliyor musun? Yani böyle ortaokul önüne gelen giremiyordu yani. Ortaokul için sınava girdik falan. Sonra liseyi Keçiören Fatih Sultan Mehmet'te okudum. 97'de İstanbul'a bir geldim. Bir daha dönmedim İstanbul'da. O gün bugündür o bu İstanbul'dayım. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdim. Hala oradayım. Ben çok kolay demek ki alışkanlıkları değiştiremiyorum ama orada hem psikoloji hem pedere psikolojik danışmanlık bölümlerini çap öğrencisi olarak bitirdim. İki bölümü birlikte. Yüksek lisansı kognitif bilişsel psikolojide yaptım. Doktorayı da yetişkin eğitiminde yaptım. Ama bu kesintili oldu. Yani hemen lisanstan sonra yüksek lisansa başladım ama doktora için birkaç yıl sonra, yani o arada sürekli de okumadım tabii. O arada çalışmaya başladım lisans bitince. Rehber öğretmenlik yaptım 5 yıl kadar İstinye Lisesi'nde. Tam sonra başka bir liseye tayin olmuştum ki Boğaziçi Üniversitesi'nden taşardılar. Gelir misin tekrar diye. Ben de GETEM'e geçtim. O gün bugündür meslek hayatımda GETEM'de çalışıyorum. GETEM, Görme Engeller Eğitim ve Teknoloji Evet, görme Laboratuvarı. engelli eğitim ve teknoloji, görme engelli teknoloji ve eğitim laboratuvarı ama esasında bir e-kütüphane GETEM. Orada oranın direktörlüğünü yürütüyorum. Şu an 4 kişilik bir ekiple devam ediyoruz. Ama bunun dışında tabii ki benim aslında sivil toplum geçmişim de Emre 2099'lu yıllarda şöyle. Zaten benim şöyle biraz şundan da kaynaklanıyor. Biraz öyle öyle giderek ilerleyeyim. Zaten benim abim biliyorsunuz Olgun Yılmaz yani. Kendisi de kör avukat. Aynı zamanda Ses Betimleme Derneği'nin başkanı. Bir de Zeynep ablam var. İkisi de görmeyi engelli oldukları için. Zaten derneklere hep gidiyorduk. Yani ben daha
liseden önce bile de hep böyle 6 noktada falan takılıyorduk. Ama benim kendi aktif dernek anlayışım 99'lu yıllarda işte Çağrı Doğan vardı. O dedi ki 6 noktada İngilizce kursu verir misin abi dedi. Abi demedi yani. Ve o ben tamam abi dedim ben. 99'da başladım İngilizce kursu vermeye. Sonra orada bir yıl sonra kendimi oranın yönetim kurulunda buldum. Çağrı yönetim yeni bir grup oluşturuyordu. Altı noktada yönetim kurulunda buldum. O 2003'e kadar falan orada devam ettik o yani okurken. Sonra bizi İstanbul şubesini kapattılar. Hepimizi attılar dernekten. Aynen böyle bir darbeyle bir gün bir geldik bütün her şey. Hatta benim udum falan orada kalmıştı. Zor almıştım ya. Öyle düşün yani. O kadar büyük bir olay. Yani oradan işte öyle şey yaptılar. Sonrasında biz Engel Seçim Derneği kurduk 2005 yılında. İşte bir grup 4-5 kişilik bir grupla Aslında birlikte. dernek Engel değildi Seçim o zaman. dernek değil. Ha, biz uzun Yani. süre gruptuk tabii. Yani biz dernek olmadık. Uzun süre. Derneğin bürokrasisiyle uğraşmak istemedik. Hala da o tür bürokrasiyi sevmiyorum ben de. Hani bir 5-6 yıl grup olarak çalıştık. Sonra site üzerinden yürüttük. Sonrasında tabii o aralarda sesli betimleme grubunu da sesli betimlemeyi oluşturduk. O da Engel Seçim'de sesli betimleme neredeyse aynı anda dernekleşti kurumsal olarak. Ama aslında Engel Seçim'den çıkan bir yapıydı. Dernek geçmişim de öyle diyeyim. Yani o iki derneğin içinde kendim bir şeyler yaptım. Böyle. Evet. Mithat selamlar diyor. Mithat bizim genç arkadaşlarımızdan uzaktan eğitimde de derslere katılıyor ve bilişim alanı da çok kafa yoran bir kişi. Gelecekte onu çok daha fazla duyacağız diye düşünüyorum. Mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Chat kısmımız açık. Katılmanızı bekleriz. Şimdi yavaş yavaş konuya geçecek olursak, şimdi geride bir yüzyıllık cumhuriyet var. Bakıldığında, devletler açısından bakıldığında çok uzun bir zaman dilimi olmayabilir. Ama öyle bir dönemde kuruldu ki zamanın çok hızlı aktığı, işte bir dünya savaşının bittiği, ikincisinin biraz sonra başladığı, devamında bizim batılılaşmaya yöneldiğimiz, oranın devrimlerini peşi sıra hayata geçirdiğimiz, demokrasiye geçmeye çalışıyorsun. Sancılı Aynen. dönemler, darbeler geliyor. Çok partili döneme geçiş süreçleri. Bir taraftan imar yapmak lazım. Ama ona dayanıklı olması lazım. Bir sürü doğa olayları. Erzincan depremi vardır Tabii mesela. ki İşte 99'da tabii. 39'da yılında. Sonraki yıllarda işte Tokat'ta mesela geçen Atilla Sümer Hoca ile konuştuk. Şeyde Zonguldak'ta yani öyle depremler ve hepsi yüksek miktarda can kaybına yol açıyor. Böyle şeyler var. Diğer yandan yeni konjonktürel sebeplerden dolayı işte çevremizdeki ülkelerde yaşanan iç karışıklıkların yansımaları bize de geliyor. Ya bunları niye söyledim? Bunların hepsi aslına bakarsan engellilikle de ilişkili. Yani Tabii, mutlaka. bir kısmı doğrudan engelliliğe yol açan faktörler, bir kısmı ise engellilik hareketinin yönünü belirleyen şeyler. Yani şöyle başlayacak olursak, önce hak temelli engelli hareketi dediğimiz bir hareketin gelişmesi aslında biraz zaman aldı. Ve Tabii tabii. burada bir takım kırılma noktaları vardı. Tabii. Yani bu kırılma noktalarını ne olarak görüyorsun? Sen de bu konuda Ne? içerikler üretiyorsun, yazılar yazıyorsun, kafa yoruyorsun bu meseleye. Şimdi bunun tabii bir sürü boyutu var. Yani Evet. sosyal boyutu var, eğitim boyutu var ama her şeyden önce eğitim boyutu var ben de. Eğitim boyutu olduğuna inanıyorum. Ama böyle başlarken bu arada bir yarım saat önce duyduğum bir haberi ileteyim. Belki sen de biliyorsundur Emre. Biraz önce Noterler Birliği'nin bir mesajı ulaştı elimize. Evet, ben de gördüm. Yani bugün hazır böyle bir şey bir kazanımla başladı. O da Noterler Birliği nihayet Cumhurbaşkanlığı sistemiyle işte Noterler Birliği bu programına görme engellilerin tanıksız işlem yapması diye bir modül eklemiş anladığım kadarıyla. Ve biz e-devlet üzerinden Evet. yapabilecekmişiz ama nasıl ne kadar erişilebilir falan bilmiyorum ama yine de yıllardır o noterlerle olan mücadele de bir 10 yılı aşkın bir yani 2014'te Tabii. onlar bir şey yaptı. O günden beri devam ettiği için bu güzel haber var ya iyi bir yani 2023'te, 2024'te güzel bir kazanım en azından önemli bir adım. Tabii ki erken sevinmemek lazım. Çünkü Türkiye'de hiçbir şeye güvenemediğimiz için hani nasıl bir şey yaptıklarını bilmiyorum ama yine de böyle bir haberi başkanın Abi son ağzından direkt dakika haberi değil mi? son dakika haberi olarak duymak. Hani burada da belki insanlar ilk kez duyuyordur. Ve bugünden itibaren geçerliymiş 19.01.2024 diyor. Bugün 19 değil mi?
Evet, bugün sözde yürürlüğe girmiş şeyi göreceğiz. Yani nasıl bir sistem olduğunu ilerleyen günlerde görme şansımız daha iyi olacak Evet, herhalde. yine test edeceğiz ama ya bu bile yani bizim hiçbir kimsenin şey bile bak bunu yapmışlar ama bizim nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz yani. Belki tamamen erişilebilir olmayan bir şey falan onu da bilmiyoruz. Belki çok erişilebilir ama hani bunu bile bak sen bilmiyorsun, biz bilmiyoruz. Engelsiz Umarım işitmeci arkadaşlara içimizden soralım. bilenler vardır demek Onlar da bilmiyor. istiyorum. Bilmiyorum yani bilen varsa. Neyse. Ama o şimdi o şeye dönecek olursak 2023'te bugün bunu konuşuyoruz. Yani bugün e-devlet üzerinden imzamızı atmaktan bahsediyoruz. Tamam mı? Ya 2023. biliyorsun biz beraber böyle senaryolar oluşturduk. Bayağı da kafa Tabii canım. patlattık Yani ve ya. bunu o zamanlar önerdik. En çok elektronik bu işin olması. Ama orada da yine başka görmeyenlerin engelleriyle karşılaştık da. Neyse. Tabii canım video kaydı diyorlardı ya. Video kaydı olsun. Yani olacak Evet. iş mi yani terabaytlarca? Yani işte o da işte ne çağ yakalayabilmek yakalayamamak konusuyla ilgili bir konu. Yani şöyle biraz istersen Emre bu geçmişte bahsedelim. Cumhuriyet dönemi 1923 ya da biz bunu biraz daha geriye alalım. 1900'lerin başına kadar gidelim istersen. Yani o dönemlerde dünyada müthiş bir modern tıbbın gelişmesi falan da var. Yani işte artık bir sürü hastalıklarla ilgili yepyeni icatların bolca yapıldığı. Hatta şey derler 20. yüzyılın ilk yarısı için bu birinci dün ikinci dünya savaşına kadar dünyanın en iyi ama en vahşi zamanıydı denir yani Evet. bütün dahiler ve deliler bir arada yaşadı yani büyük romancılar o da işte Edison da o dönemde yaşıyor Einstein de o dönemde yaşıyor Tesla. Marie Curie de o dönemde yaşıyor Hitler de o dönemde yaşıyor. İşte düşünsene yani o dönem öyle bir dönem yani. Farklı bir sürü yine yazarlar, edebiyattaki insanlar. Bir sürü Orada büyük insandan bahsediyoruz, değil mi? Olumlu veya olumsuz. evet delilik ve dahilik çağı gibi bir Ya şey denir kesinlikle yani. doğru bir saptama, Öyle bir evet. şey yaşanan bir dönemde. Ama engelliler için o yıllar dünyada birkaç şeyden bahsederek Türkiye'ye geleyim istersen. Şöyle bir şey var. Bir dakika şu kapıyı kapatayım Sevda. Şeyler konuşuyor, sesler gidiyor. Evet, Mustafa El Çiçek selamlar, yayınlar diyor. Bizden de Mustafa'ya selamlar iletiyoruz. Evet, Ferhat Selvi yine aynı şekilde mesaj göndermiş. Şimdi Dinliyoruz. bu yıllarda aslında engellilerin hayatını ilginç bir şekilde etkileyen şeylerden iki şey var. Biri savaşlar engellilerin hayatını geri dönülmez şekilde değiştiren şeyler. Demin savaşlardan bahsettin ya Emre. Buradan biraz oradan geriye doğru bir şey söyleyeyim ben. Mesela Amerika tarihinden bakarsan mesela 3 savaşın çok önemli etkileri olduğu söyleniyor. Bu biri Yüzyıl Savaşları 1861 ve Evet. 1865 yılları arasında yaşanıyor. Ya, Kuzey Güney Amerika'da Evet. yaşanan. Birinci Dünya Savaşı ve ikinci ne oluyor biliyor musun? İlk Yüzyıl Savaşları'nda tabii bir sürü insan orada sakat da kalıyor falan. İlk tekerlekli sandalye patenti 1869 yılında alınıyormuş. Bu savaşlardan sonra çok insan olduğu için. Öyle bir dönem ama bu dönem şuna da sebep oluyor. 1860 o savaştan sonraki dönemde Amerika'nın bazı eyaletlerinde şöyle yasaklar çıkıyor. İşte, belli uzuvları olmayanlar, işte toplumda kötü görünen insanların restoranlara, lokantalara girmesi veya açık topluma açık yerlerde dolaşması yasaktır. Niye? Çünkü başkalarının moralini bozabiliyor diye. Hani. Peki aslında Evet. savaşta yaralananlar ayrı bir kutsiyet de adedilir yani. Kutsiyet bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iş oraya dönüyor dediğin gibi. Yani daha Evet. saygı bile daha fazla kişi yaralanıyor mesela. Yani hatırlıyor musun bu şekilde ilgili? Ama bizim 19. 20. yüzyılın başındaki hakim durum şu. Engellilerin birçoğu ayrı tecrit edilmiş mekanlarda kalmaları isteniyor. Bu hastaneler, bakım merkezleri vesaire olabilir. Yani çok toplum içinde yer almamaları sebep oluyor. Özellikle şeyse doğuştansa vesaire gibi şeyler olan insanlar. Bir de o dönemde engellilerin başına bela olan bir kavram var, öjeni. Bu çok Evet. önemli bir şey. Öjeni bu bir çeşit sosyal Darwinizm diyebileceğimiz bir kavram öjeni aslında. Yani şunu Zaten onun kast. yeğeni miydi şey Galton? Evet, Kuzeni. Galton. Zaten Galton ismini şey yapıyor. Evet. Diyor ki ya nasıl diyor evrimde survival of the fittest diyor. Yani en uyumlu olan ayakta kalır. Ya bu toplumda da böyle. Biz toplumdan çürükleri ayıklayalım. Ayıklamak demek zaten öjeni aslında tam kelime kökeni. Çürükleri ayıklayalım. Ne yapalım? Avariler, veremliler, fahişeler, engelliler, sakatlar. Biz ne yapalım? Bunları
O diyor ki ödeyelim demiyor da bunlar en azından yeniden üremesin diyor yani. Tekrar tekrar üremesin diyor. Ve bu konuda Emre dünyadaki en sayılı üniversitelerde de dahil Öjene Enstitüleri kuruluyor. Evet. 1900'lü yıllarda. Yani o ciddi bir şey. Ve hakikaten de bir sürü batılı ülkede kısırlaştırma yasaları çıkarılıyor yani bu kişilerin ödememesi için. Allah'tan Cumhuriyet döneminde öyle bir yasa çıkarılmıyor. Yani öyle bir şeye rastlamıyoruz. Benim bildiğim yok ama zaten nüfus da o kadar az ki yani. Engelliye pek sıra gelmemiş olabilir ama o dönemde de sen şimdi Atilla Hoca ile en son röportaj konuştun değil mi? En son Evet, şeyin evet, oydu. evet. Bilmiyorum Atilla Hoca anlattı mı ama o da bildiğim kadarıyla bu İzmir'deki Körler Sağırlar Okulu'nun öğrencileri Son arasında öğrencisi. değil mi? Son öğrencileri. Yani Son işte onu öğrenci. anlattı zaten röportajda. Oradan Ankara'ya geliyorlar beraber. Evet, hatta şeyi de anlatmıştır belki. Sağırlar körleri gece Evet. şey yapıyormuş işte. Gece Yani körler sağırları o bir dövüyormuş. efsane mi diye sordum da yok bizzat ben içinde bulundum diye Ya, anlattı. yapmış. Bir de o şeyin ilginç tarafı Emre, bu okulun işte sanırım 1921'de açılıyor bu okul İzmir'de. Ama o da 25 ilk yine yani değil şöyle aslında. aslında yani orada bir takım farklı tarihler söyleniyor. Aslında ilk açılışı 1890 mı ne? Yani Osmanlı'nın son döneminde. İstanbul'da tabii İstanbul'da o. açılır bu okul. Yine Körler Sağırlar Okulu olarak açılıyor ama sonunda 2 yıl sonra Körler Okulu kapanıyor. Bunu Emin abinin kitabından. Emin abi de belki bir gün konuk alırsan onlar da Alırız. daha Evet, onu detaylı değinir düşünüyorum. sana. Onun kitabından öğreniyoruz ama sonra şey de söyleniyor vardı. Doğu illerinde, Ermeni bölgelerinde falan yine Körler Okulu Evet. açılıyor gibi. Mesela Urfa'da Böyle bir şeyler. Onu çok 1902 yılında değil mi? bir körer okulu açılıyor ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar devam ediyor bu okul. Doğrudur bak yani o da çok bilinmeyen ama önemli bir tarihçi. Bir ara ona da bakmak lazım. Keşke oralardan belli şeyler bulabilsek yani nasıl ne yapıldı falan diye. Ben o tarihi önemserim çünkü. Ama bu Köyler Okulu'nun açıldığı dönemde çok ilginç bir şey var. Bu Sağlık Bakanlığı'na bağlı. Tabii. Yani şimdi bu çok önemli. 1950 yılında bu yani bir eğitim meselesi olarak değil yani bu çocuklara herhalde bir bakalım bir işte bir meslek öğretebilirsek öğretelim öğrenelim işte müzik öğrensinler falan tarzında diye bir şey oluyor. Ne zamana kadar? 1950'ye kadar. Tabi bu Şimdi dönemde bizi orada araya girmek istiyorum. Şimdi Atilla Hoca ile konuştuğumuz videoya da çok referans yapıyoruz. Bence izleyicilerimiz onu izlesinler. Şey söyleniyor. İşitme engelliler bölümü, o okulun işitme engelliler bölümü çok daha detaylı. Meslek okulu gibi, demircilik vesaire gibi birçok bölüm var ama körer okulunda sadece müzik var diye söyleniyor. Evet. Doğrudur. Yani körlerin zaten bildiğim kadarıyla zaten Braille alfabesinin Emre uluslararası anlamda kabul görmesi İngiltere'de 1930 yani 1930 ya da 32 gibi. Yani ilk İngiltere ya artık bütün dünya ya bir tamam yani bu ortak bir Braille alfabesine geçelim gibi. Yani o da Braille hani 1800'lerde bulunuyor ama onun o 1920'lere kadar kesin hani bunu mu kabul edeceğiz? Başka birkaç alfabeyle yarışan bir süreci de olan bir dönem. Evet. Öyle bir şey olduğu için Bu arada hani kameranı yukarı kaldırabilir misin biraz? tabii kaldırdım. Yine bir sorarsın Emre şimdi iyi miymiş? Yoksa aşağı böyle mi? Doğru mu yaptım? Herhalde doğru yaptım ama. Sen yine bir sor yani. Yanlışsa düzelt. Tamam. Geri geldikçe şey Tamam. yaparız. Bu o dünyadaki olaylarda sonrasında tabii ki bu şeylerde bir kere Avrupa'da Batı değil mi? Kısırlaştırma yasaları çıkıyor demiştim ya bu İsveç'te, Norveç'te, bütün Batı Avrupa'da falan. Ki ve bunlar 1980'li yıllara kadar da yürürlükte bu arada. Yani uygulanmıyorsa olsa da yürürlükte olmaya devam eden yasalar. Ve tabii bu şeyi Öjeni olayını Hitler daha büyük bir şeye götürüyor. T4'tü galiba programın adı. Yaklaşık İkinci Dünya Savaşı sırasında 200 bin engellinin katledildiği söyleniyor. Tabii daha çok zihinsel engelliler başta olmak üzere yapıyorlar bunu. Ve bunun bir adı var Emre. Mercy Evet. killing deniyor. Merhametle öldürme. Yani. Çünkü şöyle ikna ediyorlar. Diyorlar ki biz aslında sizi öldürerek hem size hem yakınlarınıza yardım ediyoruz. Yani bir dertten kurtarıyoruz. Zaten çektiğiniz acılarla yaşamasanız ne olur, yaşamasanız ne olur. Hani anladın mı? Engelliye bakış açısı dünyada bu. Biz tabii ki daha fakir ve kalkınmakta olan bir ülke olduğumuz için yani
O dönem tam olarak engelliler ne yapıyor ne diyor biliyor musun? Bildiğimiz tek şey eğitimdeki ilk çalışmanın bu köyler okulu olduğu 1950'lere kadar. İşte Atilla hocalar, oranın ilk mezunları, Önder Kütahyalılar sanırım. Oralar Son benim. son grupları. Ondan öncekiler de vardı. Ve Mithat Bey, tabi burada okumuyor ama Mithat Bey'in şansı galiba sonradan kör oluyor bildiğim kadarıyla Tabii Mithat o üniversite. Bey. Sanırım biraz azala 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 gidiyor. Bir de gidiyor şansı onun üniversite tabi döneminde. ailede durumu iyi ki zaten Antep'in köklü ailelerinden biri anladığım Evet. kadarıyla yani anlattıkları da. Öyle romanları da var ya Mithat'ın için. Onu yurt dışına Bitmeyen gönderiyor. gecesini okusunlar yani. Evet. Yurt dışına gönderiyorlar. Yani galiba Atatürk gönderiyor. Yani yurt dışına gidiyor orada eğitimler alıyor falan. Güntekin abi de o dönem onun arkadaşı ama Güntekin abinin tam şeyini bilmiyorum. Yani onu belki Turgut hiç yapmıyor. Güntekin Yazgan'la tanışma şansına sahip oldum ben. O da o yıllarda Yaşça küçük onda. yaşta küçük evet. Ve o yıllarda işte bunlar altı noktayı kuruyorlar 50'de. Bunu şundan anlatıyorum. Ya yani o dönem hak temelli bir hareketin olması zaten mümkün değil. Eğitim bir kör yok yani. Senin bir şeyin oraya gelelim Emre buradan. Hak temelli olabilmesi için o hakkı arayacak birilerine ihtiyaç var. Şimdi o insanlar henüz eğitimli insan sayısı işte sayıyor işte Mithat Enç, Güntekin Yazgan, Atilla Sümer vardır yani belki bir hadi sayalım 20 kişi çıksın yani, yani en fazla. 20 değil ama belki maksimum yani mesela şeyi çok fazla bilmeyiz ama Şemsettin Görönel mesela Evet şey yine doğru işte Şükran Kırıcı varmış galiba Önder abinin anlattığı şey anılarından anlıyoruz öyle bir şey var. Yani düşün ilk dönem onlar çıkıyor sanırım olgun uyumlar falan bir sonraki bir nesil yani sonraki onlardaki jenerasyon onlar nesil evet. oluyor yani onlardan bir sonraki gelen bir nesil. Şimdi iş böyle olunca o Bak dönem burada haliyle işitme engellilerin bizden önde olduğunu görüyoruz. İşitme engellilerin bizden önde olduğunu görüyoruz. zaten işitme engelliler için bu okulun kapanması onlar için daha büyük bir darbe oluyor anladığım kadarıyla. Çünkü onlar Şöyle mesela destek. 1930'lu yıllarda onlar İstanbul'da Süleyman Gök önderliğinde örgütleniyorlar. Ve işte kongreler düzenliyorlar her yıl. Ve İzmir'deki okulu beğenmiyorlar onlar. Dudak okuma yöntemini kullandığı için işaret dilini savunuyorlar mesela onlar. Bak o yıllarda bunu savunan bir grubun olması bak çok Var. güzel, önemli bir şey. Yani. Bir şeyin olması. Ya Evet. orada bir hak temelli hareketin olduğunu görüyoruz 1930'lar. Sonra Ankara'da dernek falan kuruyorlar falan. Evet. Öyle devam ediyor ya. Ama işitme engelliler için de ne oluyor? 1953 yılında bildiğim kadarıyla işaret dili yasaklanıyor. Evet. Hayır, bunu kullanamazsınız diye. İşte bu da dünyadaki aslında o dönemlerde hatta Graham Bell hepimizin çok sevdiği biliyorsun Graham Bell telefonu. İşitme İşitme engelliler nefret eder çünkü ne engelleri yani o hay olmamalı yani işaret dili olmamalı. O da galiba annesi için falan zaten telefonu bulmasında da öyle bir hikaye var yani değil mi? biraz. Onun da ailesi sağırmış zaten, Evet evet. evet oradan yani böyle bir şey ama yani onun da önünde bulunduğu bir grup diyor ki bu sağırlara işaret dili kullandırırsak abi bunlar asla konuşmaz. Ne yapalım kullanmayalım dudak okutalım falan. Tabii sorun şu herkes dudak okuyamıyor yani onu okuyabilen bir grup var ama mükemmel düşündükleri kadar değil. Yani onlara şey öğretemiyorsun. Neyse 1950'de yasaklanınca aslında dediğim gibi sağlar belki daha öndeyken grupta daha sonrasında geri düşme durumunda kalıyorlar. Bunda 50'deki yasaklamalar. Körler o dönemlerde yavaş yavaş eğitimlerle gidiyor. İlk dernekleri görüyorum. Hatta ilk engelli dernek 1940'ta kurulmuş. Emin abinin kitabından. Adını da şimdi unuttum ama bir şey bilmem ne kalkınma derneği mi ne Bak öyle bir şey. aslında bir şey söyleyeceğim. Hı? Bu Süleyman Gökler'in kurduğu derneğin içinde kör kelimesi geçiyor. Yani işte işitme engelliler, dilsizler ve körler bir şey cemiyeti. Şu anda adını unuttum. Abi zaten o dönem hepsinde geçiyor. Öyle bir derdi Geçiyor. yok o zamanki insanların. Kör kullanmayalım, sağır kullanmayalım. Bu Hayır, onu demek 90'lardan istemiyorum. sonra Yani çıktı. derneğin kuruluş amacında körlük de var. Yani Ha adından evet. bahsetmiyorum. Ha anladım anladım. Yani böyle bir dernek var aslında. Yani bunlar hep körlüğü de kapsamına almışlar ama körlük bu işin içerisinde pek konumlanamamış gibi görünüyor. Konumlanamamış çünkü şöyle bak onlar almıştır ama içinde kör biri yoksa hani onu şey yapacak. Onlar duydukları Mesela üzerinden 48 almıştır. yılında İzmir'de bir dernek kurulduğunu biliyoruz. Hı İşte hı. yine o İzmir'deki okuldan çıkanların müzisyenlik. Yani işte bak o İzmir'den hep devam ediyor ya bu kör E tabii müzisyenlikleri. yani şimdi İzmir önemli bir tabii yani oradaki merkez. Bir de şöyle düşün.
1920 ile 50 yıl arası, 21 ile 50 arasında 20-30 yıl var Emre. Mutlaka bir şeyler çıkmıştır orada. Yani insanlar ne yapıyor oradan, mezun olanlar, müzisyen olanlar, başka şeyler var falan. Ama hani bizim bildiğimiz ritmi tercih işte 6 nokta sanırım 1950'de kuruluyor. Ama 40 ile 80 arası, yani işin ikinci dönemi, körler açısından daha bir kuluçka dönemi gibi. Yani özellikle 60'lara kadar yavaş yavaş o dönem ilk dernekler şekilleniyor falan. Ama bu derneklerin çoğunda yönetici konumunda bulunan kişiler pek kör değiller yani. Evet. Daha çok bu dernekler bağış toplamak, hayırsever, bir de şunun için kuruyorlar. Yani o dönemki derneklerin amacı daha fazla köre burs bulalım, teyip alalım, kaset yapalım, hani okutabiliyorlarsa kitap okutalım falan gibi. Yani o dönemde o gerekli bir şey. Onu kınayamayız yani. Tabii ki. Ama 1960'lardaki, yani genel konuşuyoruz. Yani sadece köyler üzerinden konuşmuyoruz değil mi? Genel gittiğimiz için. Tabii. Genelden gidelim. Genel bir engellilik hareketi. 1960 yıllardaki bu sakat hareketi daha çok Türkiye Sakatlar Derneği'nin önderliğinde ilerliyor. 1960'da kuruluyor biliyorsun ve o dönemki insanlar hatta iş istiyorlar, başbakanlığa kadar çıkıyorlar, o dönemki şeyleri var, biz de şey yapalım falan. Hatta o dönem şöyle bir şey olduğu söylenir, yani bir gün Süleyman Demirel'e gitmişler, ne kadar doğru yalan bu sakatlar derneği, işte bize iş verin diyormuş ki, ya 50 milyon engelli, 5 milyon sakata bakamayacak mı falan. İşte yani. Bir efsane midir bu da, efsane gerçek midir? Yani doğru yalan, hani o hep söylenir yani, hani ne zaman yapıldı. Yani ya demiş de olabilir, hani öyle bakılıyor çünkü o dönem için işler öyle yürüyor. Bir de tabii 60 ile 80 arası Türkiye için bakarsak şeyin genel olarak bütün dünyada da öyle zaten, yani bir hak hareketlerinin yoğunlaştığı, aktivist hareketlerin çok fazla, işte 68 kuşağı çok meşhurdur, yani başka şeyler oluyor, siyasi süreçlerin olduğu dönemde. Hani bizim Türkiye'deki körler de çok da fazla kendi derneklerinden çok, hani olanlar da okuyanlar, işte Turan abilerden falan bahsedelim. Hani ya da o dönemki yeni yeni gençler biraz daha siyasi yapılarda örgütleniyorlar yani. Derneklerle de içinde olsalar da biraz daha o yönleri, hatta bunlar hapiste yatanlar falan da var. Ama dünyada şöyle bir şey de oluyor. Savaşlar yine de bazı yıllarda eylemleri oluyor onların da, yani şey darbeler. Tabii, tabii 70'lerde falan yaptıkları eylemler olduğunu anlatıyorlar, doğru söylüyorsun. Ama bu dünyada da şöyle bir şey oluyor. Savaşlar dedim ya Emre, mesela bu rehber köpekler ilk 1929'a galiba Seeing Eye gören göz gibi, bir şimdi de onların adına bir derneği var yani şeyle ilgili. Rehber köpekler için kullanılan dernek ama o. Bunun sebebi nerede? İlk Almanya'da rehber köpek fikri ortaya çıkıyor. Niye biliyor musun? Biliyorsun Almanya-Fransa savaşında, yani 1914-18 Birinci Dünya Savaşı'nın döneminde Almanlar bir gazla bayağı bir askeri kör ediyorlar abi. Yani öyle bir gaz sıkıyorlar ve epey bir insan, o çok şeydir zaten, acı bir olaydır. Epey bir kör insan olunca hem Almanya'da hem Fransa'da, Almanya'da ilk rehber köpek çıkıyor. Sonra Amerika'da bunun derneği falan kuruluyor. Yani savaşlar teknolojinin de gelişmesine, yani bir şeyler bulunmasına sebep oluyor. Yani şöyle, şimdi sayı belli bir miktarın altındaysa onu, ya ben onu hastaneye yatırayım, tedavi edeyim falan veya işte toplumda, ama çok fazlaysa yani bir şey yapman lazım yani. Zaten teknolojinin gelişiminde askere çok rol oynar yani. Hem tabii, öncesiyle tabii, hem tabii. Sonrasıyla yani. İnternetin aynen. Gelişimi niye oldu mesela, değil mi? Yani. Tabii tabii. Bütün hepsi aynen. Oradan çıkıyor. Şimdi şöyle düşün bir de Emre. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun Japonya'ya atom bombası atıldı ya. Adamlardaki. Evet. Şimdi Japonya belki de giden arkadaşlar, Adem abiler bir kere gitmişti, onu anlatıyor. Görebileceğin her yerde Brain'in olduğu, kılavuz izlerinin olduğu bir memleket yani. Niye bu kadar yapılmış yani Japonya'da? Düşünün ki, çünkü bayağı bir, belki halkta engelli nüfus sayısı çok yüksek hale geldiği için yani. Bir şekilde onlara bir şey yapmak zorundalar. Hindistan'a böyle olunca, bakmak lazım mesela. Aynen. 60'lı yıllarla birlikte aslında şey diyoruz yani, bu dönem iki şey etkiler dünyada. Bir, savaş sonrası engelli nüfus çok arttığı için onları artık tek bir bakım merkezinde ya da hani öyle bir yerlerde tutmak mümkün değil yani. Birçoğu evine dönüyor yani. Veya savaşlardan gazi olarak da dönen bir sürü insanlar. Ne yapacak bu insanlar? İş bulması lazım. Hayatını devam ettirmesi lazım. Sayı artıyor. Eğitimli kesim
artıyor. Şimdi iş böyle olunca dünyada, bir de burada şunu unutmayalım, dünyadaki engelli hareketinin gelişinde 1964'teki sivil haklar yasası Amerika'da. Ha, Bu evet. yasa aslında biliyorsun siyahlarla ilgili çıkan bir yasa, yani siyahların eşit temsiliyle ilgili çıkan bir yasa, ama işte bir azınlığın, yani dezavantaj yaşayan bir azınlığın çıktığı bir yasa. Bu yasa sonrasında tabii ki kadın hareketi, sakat hareketi de ortaya çıkıyor Amerika'da. Ve dünyadaki belki de bu konudaki en temel ve hala bizde tam karşılığı olmayan ilk yasa 1973'teki Rehabilitation Act yasası. Yani Amerikan Rehabilitasyon Yasası. Bu yasanın önemi şu Emre. Bu yasayla Amerika'da işte devlete iş yapan kurumlar erişilebilirliği sağlamak zorunda. Yani bugün Microsoft bize Word işte bir şeyle belli erişilebilirliği sağlamak zorundaysa, Apple sağlamak zorundaysa veya diğer firmalar belli noktalarda, bu yasa yüzünden. Çünkü devlet diyor ki kardeşim, ben senden alım yapıyorsam, sen benim ihalelerime giriyorsan, sen de şu 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 şartlar en asgari düzeyde olmak zorundaya benzer. Ya tam maddelerini bilmiyorum ama buna yakın. Çok büyük bir kazanımdır o yani. Arkadaşlara bu arada izlemelerini öneririm. Creed Camp diye bir film, bir belgesel. Filmin adını tekrar eder misin? Biraz kesik kendisi. Creed Camp belgeselinden. Tamam. Netflix'te var. Betimlemeli de bir film, dizi. Bence onu izleyin yani bir şekilde arkadaşlar. Önemli bir yapımdır Creed Camp. Yani o dönemi, yani biraz dünya açısından da okuyarak gitmek istiyorum. Öyle olması lazım zaten yani. Birlikte gidiyor. Türkiye'de ise bu dönemdeki olanlar işte 70'lerde biraz daha hareketleniyor mesela. Bugünkü Gözler de Kolsuz ve Bacaksızlar Derneği mi? Yani öyle bir adla çıkıyor galiba. Onun gibi bir Türket adla. mesela Eğitim-i Maye galiba değil mi? Eğitim İmai o dönemlerde kuruluyor falan, 60'larda falan. Yani onun Ankara'da için farklı farklı dernekler farklı farklı bir kuruluyor sürü yani. dernekler kuruluyor. Niye? Çünkü artık sayı artıyor. Yani insanlar bu konuda aktif olan, ortada görülen kişilerin sayısı Bu arada artıyor. az önce söylediğin şey çok doğru. Sağcılar ayrı dernek kuruyor, solcular ayrı dernek Tabii, kuruyor. tabii, tabii. Yani öyle şeyler de olmuş yani. Cimcimle O anladım. Olmuş. 70'lerin o Aynen. hareketli Ya o zamanlarında. politik durumdan tabii ki etkileniyor ama bizimkiler daha çok, daha yani dernekler kuruluyor ama o kadar, en azından kör derneklerinin çok ciddi hak hareketleri 80 öncesi varsa da bilinmiyor. Bir iki yürüyüş falan belki olduğu söylenir o dönemlerde. Değil mi? Belki Emin abi de. Ama buradaki önemli olay ne? 80 darbesi. Bu Evet, Türkiye 80 için darbesine çok gelirken orada önemli. biraz ara verelim. Çünkü bir iki Tabii. mesaj gelmiş. Onları da okuyalım Tabii. arkadaşlar. Bu arada Mithat biraz başta göndermiş. Tabii bu noter hususunda istismarcıların da payı olduğunu düşünüyorum ben demiş. Yoksa 10 yıl böyle ulaşılmasına gerek kalmazdı demiş. Tabii böyle şeyler oluyor yani. Tabii. Olmaz mı ya? O Olmuyor zaten bir yerden diyemezsin. oluyor. Demiş Rahim Ezgi iyi yayınlar diliyor. Hasan Yıldırıcı ve Olgun Yılmaz. Evet, bunlar bize mesaj göndermişler. Mesajlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sohbetimize de katkı sağlayabilirsiniz. Söylediğimiz bir Evet, yani şeyler biz eksik mutlaka biz kalıyorsa. her şeyi bilmiyoruz ya, sadece bildiklerimiz üzerinden yürüyoruz ama Bir de ya parça parça bunlar ya. Yani parça parça, ya hepsi bir kurut, ya kesin bir sıralı bir şeyden söz edemeyiz burada. Ama hani bu 1980'in önemi, yani tabii o dönem bir ihtilal oluyor, bir sürü kanlar dökülüyor, yani ülkemiz için çok yani karanlık durumlar zamanlarından biri, ama bu şöyle bir şey yapıyor. Tabii ki ne oluyor o dönemlerde? Çok otoriter bir rejim, bütün var olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları ne varsa kapatılıyor, her taraftan gidiyor. Ama engelli örgütlerine diyorlar siz açın yani, bunlardan zarar gelmez diye onları daha erken yani izin veriyorlar açılmasına. Tabii bu dönem, o dönemki bilgi birikimini zaten hani 40 ve 50, ya belki bu 40 yılın bilgi birikimini artık o dönemki aktivistler kendi örgütlerine vermeye başlıyorlar. Yani biraz da mecburiyetten veriyorlar belki. Yani çünkü başka bir şey yok darbenin için. darbe Evet. sonrasının Aynen. kazanımı Böyle bir denmez durum de var. yani böyle bir olaya sahne Yani olmuş sebep yani. olmuş ya. Savaşlar da bir kazanım değil ama savaşlar da, mesela kadın hareketi de savaşlardan etkileniyor. Bunun şöyle bir sebebi de var Emre. Hem engellenmiş. Şöyle en önemli sebebi, ben onu derslerimde de anlatırım. Büyük savaşlarda ne oluyor? Erkekler falan, birçok insan askere gittiği için ülkede iş gücüne katılacak yeni gruba ihtiyaç var. Bunu da
ele alan kadınlar ve engelliler. O yüzden istihdam piyasasına yavaş yavaş giriyorlar. Yani savaşa gitmeyen grupların sonrasında da savaş bittiğinde yerlerini kaybetmek istemiyorlar tabii ki yani. Bu hak hareketlerinde onun da çok büyük bir payı olduğunu unutmayalım yani. O yüzden hani savaşların bir önemi de o yani şey olduğu sıralarda. Çünkü artık herkese ihtiyaç var. Daha önce gerek yok dediğin insanlara ihtiyaç var falan. Bunun üzerine bir de gazi olan insanlar etkilenince, bir de hani savaş gazisi olan kişiler olunca bu insanlara böyle toplumda diğer doğuştan giden sakatlıkları bulunan insanlar gibi de davranıyor. Çünkü ya bunlar benim için işte, benim için gazi oldu yani, hani kötü davranamıyor. Hani toplumda öyle bir şey de var yani, daha saygı görmek. Minnettarlık var yani. Minnettarlık, aynen. Minnettarlık boyutu da tabii işin içinde olduğu için. Halbinde 80'lerdeki bu dönem bizde şey yani örgütlerin yavaş yavaş engellerin kendi haklarına, en azından kör örgütleri için söylüyorum bunu da. İşte 84'te galiba alt noktada yönetim ele geçiriliyor artık o dönem oldu ama diğer dernekler de bunu yapıyor. Ama yine bunu da dünyadan bağımsız göremeyiz Emre. Dünyadaki sosyal model dediğimiz hani o sosyal model aslında yani tıbbi model diye bir şey de yok aslında. Yani şöyle birileri tıbbi modeli anlatamıyor mu? Sadece onların tanımladığı bir şey. Akademisyenler tarafından doğulmuyor. 1970'lerdeki o dedim ya sivil haklar hareketi falan. Yani Türkiye'de bu işler olurken o dönemde onlar da kendilerine bir yön çizerken sosyal model işte 1976'dır aslında onların anayasal kuruluş bildirgesi. Onlardan bağımsız göremeyiz. Onlarda da bir sosyal model işte engellilik farklı bir şeydir. Sadece benim fiziksel şeyimle açıklayamazsınız görüşlerinin ortaya çıkması. Ve ilk 1981 yılında mı ne Birleşmiş Milletler o 10 yılı sakatlar 10 yılı ilan ediyor. Tezada 16 Mayıs oradan geliyor ya. Hadi 10-16 Mayıs oradan geliyor. Bizimkiler devam ediyor onu kutlamaya. Aslında sonra 91'de tamam diyor. Bitti, bundan sonra 3 Aralık olacak. 3 Aralık diyeceğiz diye. Bundan sonra. Yani şu an 10-11 Mayıs dünyada da hala şey yapılıyor mu bilmiyorum. Hani çok dikkat alınan bir gün değil yani. Çok fazla. Mesela 7-14 Ocağı'nın da dünyada çok bir esprisi yok yani. Ya biz gün bulmak için her türlü şey gün yapıyoruz. Geçen şey ben vardı, açıkçası biraz şöyle düşünmeye başladım. O bahaneyle işte Beyaz Baston daha fazla konuşulmaya başlıyor bizim için. Evet evet. Ya. Yani Braille bu sene biraz daha biz de daha fazla konuştuk galiba genel olarak baktığımızda. Yani aslında biz de çok bilen bir şeydi ama bir şekilde gün. Ama şeye baktı herhalde Braille için kurmuştu. Braille'in ölüm doğumu 4 Ocak, ölümü 6 Ocak. Tam o döneme geliyor yani. Ocak ayının 1809'da doğup 1853'tü galiba öldürdü. Neyse yani o dünyadaki o şeylerle birlikte olan dönemde bizde de tabii bu hareketler oluyor. Bir de ilk örgütlenme. O biraz şeyden geliyor ama sanki o işte bu biraz İngiltere'de işte bir hangi kurumda o? Sakatlar Geril grubu var. Evet 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 evet. Ya sakatlar gelir bu şunu istiyor aslında. Diyor ki 1960'larda yani bu dönemi kardeş biz geçinemiyoruz diyor devlet. Yani sosyal modelin çıkış hikayesini soruyorsa. Bir de şeyde ya aslında oraya geleceğiz. Sosyal modele geleceğiz ama şunu demek istiyorum. Yani bizdeki biraz daha hani farklılık, biz farklıyız boyutunda değil daha yani 80'lerde. Yok ya yok. O da abi. O daha yeni. Oraya gelebilmen bizde 2000'lerle olan bir şey. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü daha engel daha ya daha sen iş bulamamışsın. Sen iş bulamamışsın, eğitim alamamışsın. Eğitim alamamışsın. İşte engelli maaşı, yani onları söyleyebilmen için belli bir birikimde olman lazım. Mesela bu Mike Oliver sosyal profesör adam. Ya bize kör bir tek Önder Kütahyalı'dan başka var mıydı abi? Yani o gün var işte Mithat Hoca vardı yine doçentti. Mithat Hoca orada vardı ama yani Mithat Hoca tek yani anlatabiliyor muyum? Bir sürü kişiden olan bir şey böyle olunca tabii ki iş bunlar için belli bir kafa yoracak. Bugün kaç kişi var ki? He? Bugün kaç kişi var ya? Bugün kaç? Bugün hala profesörümüz var mı? Demiş seni olarak ya. Ama yakında inşallah çıkacak yani. Mesela şu dönem doktor olduğunu bildim. İşte mesela Elif ve Deniz mesela. Şimdi onlar sızla yükseliyorlar. Onlar yani yükselecekler. Belki onları var görürüz diye düşünüyorum. Bu arada Serap Hoca var. Bildiğim kadarıyla. Evet,
milletvekili Belki olmuş o gibi. yani ona mesela sen bir gün çağır bakalım gelecek mi programına Gel, yani. gelmeyecek yani çünkü Sen de kendisini deney hocam yani parlamenter olarak bir ara yani tanımlamıyorum. belki de gelir. Yani şey yapmayalım ya ne yapmayalım burada. Yani davet edelim ben gelmesi çok Ha şöyle isterim. gelmeyecek derken ben tabii ki davet ederim de onun mülakatları var. Ben kendimi görme engelli olarak tanımlamıyorum diye o anlamda Yok söylüyorum. doğru Yarın o değil. Ben davranmayız. hani şey için söylüyorum ama yine de bir de belki denemek lazım. Niye tanımlamıyor? O da var ama yani şimdiki o deyince lafa gelince öyle geçiyor yani. Neyse. Var. Da işte bu alanda içerik üretmek de başka bir boyut ya. Hani yok. O yüzden bizimkilerin o dönemki şeyi o değil ama sonuçta dünyadaki şeylerden de hani şöyle ülkede şöyle oluyor Emre. Yani o dönem devlet de Birleşmiş Milletler'e falan üye olduğu için o tür şeylerden haberdar. Yani biraz daha bunları teşvik ediyordu. Biraz da aslında şey anlatır o zamandaki köylü okulunda. Bülent Kelleccabi falan anlatırdı. O dönem diyor işte adile naşittir. Bütün hepsi bizim okullara geliyordu. Sürekli konserler Bize veriyorlardı Kim falan. Üren gelmiş falan Zeki mesela. Müren geliyordu. Cumhurbaşkanı işte Kenan Evren geliyordu falan. Aslında biraz benim anladığım yani bugünden bakarken o dönemki yaptıklarını meşru göstermenin bir yolu hani bak biz aslında çok iyi insanlarız bak bunlara da böyle sahip çıkıyorsun. Bir yolu yani aslında bir tarafından baksın da bence. Oraları da kullanıyorlar gibi geliyor bana açıkçası. Ve bu 80'li yıllardaki o hak hareketi önce kendi yani bence engelliler için en önemli şey o köylerde. Kendi kaderini tayin hakkı. Evet, Yani. o zihniyete o gün gelebiliyorlar Aynen. artık. Ben kendi kaderimi tayin etmeliyim artık tarzında. Ve 84'te birlikte başlayan süreçte sanırım ilk onların mücadelesi istihdam yani doğru istihdam hareketinde istihdam olabilmek. Onunla ilgili engelleri ortadan kaldırmak için o dönemki mücadele orada da yoğunlaşıyor. Hatta sanırım o yıllarda bir yönetmelikte çok uğraşmışlar. Keller, köller, toparlar, Tabii öğretmen Turan olamaz. abi anlatır onu işte öğretmen olma Böyle alamaz meselesi gibi yani onlar o 80'lerin aynen. 89 galiba mesela o tarzda. Aynen. Yani bununla ilgili çok uğraşıyorlar yani o dönemlerde 80'li yıllar, 90'lı yıllar bu hak hareketi. Yani o dönemki 2000 yılına kadar olan dönem belki de o derneklerin yani altın çağı. Yani bir de ilk heyecan, ilk şey yani 2000'e kadar Hani olan şimdi dönem. şey bu klasik bir şey var ya davamız var falan derler ya. Onların bir davası varmış da diyebiliriz. Belki bugün öyle bir tespit, bir çıkarımda bulunmak. Yani dava nedir? Bir Davası engeller varmış gibi yani kanunu o dönem çıksın. yani bir şekilde daha heyecanlı herkes içi kıpır kıpır bir Ha şekilde şunu demek mesela Altın istiyorum Oktav'ın bence. sesi falan 86'da mı çıkmaya başlıyor? O yıllarda Tabii falan mı hani başlıyor? ben şunu demek istiyorum. Bence onların belki 84'te yoktu ama biraz zaman sonra gelişen davaları bir engelliler kanununun çıkması. Çünkü bunun için meclise Tabii. gidiyorlar, Tabii. 90'da çıkartmalar yapıyorlar, parti gruplarıyla falan görüşüyorlar. Onların şeyi o bence. Tabii o dönem onların en büyük şeyi o. Bir engeller yasası çıksın diye çok Hedef uğraşıyorlar o gerçekten. yani. 20 Yani senede ulaşmışlar o hedefe. o 15-20 yıllık mücadelenin en büyük temeli o. Ve ona aslında ilk emekçilerine de sanırım 1997'de ulaşıyorlar. İlk bir kanun hükmünde kararname çıkıyor. 3 tane art arda değil mi? Yani ki bu arkadaşlar Amerikan Rehabilitasyon Yasası'ndan 24 yıl sonra Anda'dan yani American Disability Act'ten de 7 yıl sonra ama bir yasa değil hala hani böyle bir şey çıkıyor falan. Hatta Turan abi şeyi anlatır ya biz şeye önerdik Kenneth Jernigan'a dedik ki ya Birleşmiş Milletler'de de bir engel yani sözde onlar çok hoşuna gitti o yüzden çıktı falan diye kendine pay biçerler bu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Evet, Temsilcisi. öyle bir söylemleri var. Bizim de payımız var falan diye böyle bolca anlatır. Bilemiyoruz da yani şimdi orada Var olmayınca mutlaka onlara evet. katılıyorlar yani dünyadaki Tabii. şeylerde de haberleşiyorlar tabii o dönem. Biraz da şey var Emre tabii. 80'li yıllarla birlikte tabii dünyayla iletişim de hafif hafif başlıyor yani işte. Liberalizm Tabii yani. Emin abi ilk gidiyor, oralarla yazışıyor. Mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kütüphaneye dışarıdan şeylerin gelmesi o yıllarda oluyor. İşte Lokman abilerin yine o dönem çalışmaları falan hani bir şekilde bilgisayar yavaş yavaş teknoloji daha çok az. Ben hatta ilk 92'de bilgisayar kursu açılmış. Dostlarla falan verilen kurslar açılan bir dönemde. Ama dediğim gibi o dönemin davası bu yasayı çıkarmak. Ve bu yasayı galiba 2005'te işte 2005'e kadar süren o süreçte o yasayı Çıkarıyorlar. çıkarıyorlar yani bir şekilde şu anki engeller yasası. Sanırım o 2004'te biraz değiştirildi değil mi? Bayağı birkaç şey değişti, maddeler değişti falan ama hani şu an hala yürürlükte olan yasamız. 2014'te değil mi? Yani şöyle yani 2005'te çıkan
Engelliler Kanunu, yani Özürlüler Kanunu ve işte aslında uzun bir adı var onun. Çünkü sadece bir kanun değil, birçok kanunda da madde Ya değişikliğine. aslında bu kanun derleme gibi. Bir sürü Evet. kanundaki değişiklikleri tek bir Yani kitapçığa hem toplamış gibi. kendisi bir takım şeyler koyuyor, hem de bazı kanunları değiştiren bir şey. 2014 yılında engelliler hakkında kanun olarak daha derli toplu ve Yani toplu, evet. daha da önemlisi derli toplu olmasının ötesinde BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin vizyonunu esas alır şekilde düzenliyor. Şimdi ben Evet. onun analizini yaptım, içerik analizini yaptım yüksek lisans tezimde aslında. 2005'te 2014 yıllar arasındaki kanunların arasında ciddi farklılıklar var bakış açısı bakımından. Tabii. Yani o dönem engelliliği tanımı falan bayağı bir değişiyor. Yani ben de okumuştum Evet. 2014'te. Bu 2006'daki Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni referans alacak şekilde kanun gelişti. Hatta şey biraz eleştirilir. Yani bu engelliler hakkında kanun, yani 2005'te çıkan kanun en büyük eleştiri. Ya bu kanun aslında getirdiği yeni bir şey yok. Bir sürü kanundaki bir düzenleme, sadece bir iki tane madde var diyorlar yani içinde gelen. Tabii Bir tanesi bakıldığında o öyle. meşhur bu kamu alanları 7 yıl içinde hani şey olacak maddesi gibi maddeler var, ama bunların çok az olduğu, aslında var olan bir sürü kanun da onu oruna değiştirdi, bunu buna değiştirdi gibi bir şeyin ötesinde olmadığını söyleyen hukukçular da var bildiğim kadarıyla. Yani katılabilirim ona gerçekten. Yani ama tabii o dönem için yine de bir engelli hakkında kanun olması, hani bununla ilgili bir Şimdi şey orada da olması. şey derler yani biz aslında daha fazla maddenin geçmesini istedik ama anca bu kadarı geçti falan Mutlaka ya, kolay diye olmuyordur o söylerler. işler. Orası kesin. Ya bu işte hareketin ne kadar lobi yapabildiği ile ilgili falan. Mesela bu şeyde Emre, rehabilitasyon yasasının çıkma döneminde bu Amerikan parlamentosuna tekerlekli sandalyeliler kendini şey yapıyor, zincirliyorlar falan. Yani çok ciddi eylemler oluyor. Bazı sonra yasa uygulanmayınca gidip bir tane şeyi işgal ediyorlar. Birkaç gün orada kalıyorlar falan gibi bayağı ciddi eylemler. Bize de bazı açlık grevleri falan yapmışlar galiba. Ama hani İstihdam için, evet. yani o lobi faaliyetleri. Tabii bu dönemde şey de var. Mesela şey de söylenir. 90'da ada çıktığı sırada George Bush'un yakınlarından biri şey sakat. Ha, onu Oradaki duymamıştım. senatörlerden biri öyle bir durumda falan var. Yani bunların da etkisiyle olan süreçler tabii, yani biraz da konjonktürel olarak çıkıyor tabii Amerika. Roosevelt döneminde bir şey olmamış ama değil mi? Onu da bir son Ya dönem Roosevelt diyoruz engelli. kendini ne kadar engelli olarak görüyordu, o da tartışıyor. Yani bunu hep böyle bir söylüyor. Roosevelt hani o defa, ama yani Roosevelt de mesela toplum içine hiçbir şekilde öyle görüntü vermek istemiyor yani. Hani, Tabii. tabii o dönemlerde Veremezsin yani İkinci herkesin Dünya Savaşı'nda doğal. engelli başkan olur mu yani? Tabii. Yani. Ya bir de şöyle bir dönem şimdi. O dönemi, her dönemi kendi içindeki şartlarla değerlendirmek lazım. Şimdi 1920'li yıllar hani Cumhuriyet'in bütün dünyada tek adamların ön planda olduğu dönem. Tabii. Mussolini bir tarafta, Hitler öbür tarafta, güçlü lider olmak. Yani Stalin her şeyden var önce işte. güçlü lider olman lazım. Hadi bir taraftan da ekonomik kriz olmuş. 1929 çok ciddi. Yani büyük bir bunalım yani 1929'daki o ekonomik kriz falan. O faşist sistemleri ortaya çıkarken Roosevelt de burada ya ben de işte bir çeşitlilik falan diyebilecek bir durumda değil yani. O mutlaka pek göstermek istemiyor bunu. Ama hani tabii ki adam çocuk felci olduğu için çok zor ayağa kalkabiliyor bildiğim kadarıyla, ama hani çok fazla duramıyor yani gibi bir Evet. süreci var. O yüzden Roosevelt'in o konuda çok da bir şey, Ya ya daha doğrusu ondan öyle bir şey bekleyemezsin zaten yani. bekleyemezsin. Bir de o dönem zaten bunlar böyle bir adamların şöyle yani, maalesef zaten biraz sonra sonuna geliriz. Bayağı uzun sürecek, ama şey olunca savaşlarda falan sen çok da fazla derdi olmuyorsun adamların bir tarafıyla. Yani böyle bir şeylerin de var şimdi maalesef. İşte Ama savaş sonrasında akla gelmek zorunda kalıyorsun yani. sonrasında hatta şimdi sonrasında savaştan sonraki süreçlerde bu insanların hani o topluma katkılarıdır vesairedir gelince başka bir şey. O yüzden hep biraz sonra ikinci yüzyılda konuşuruz. Engeller bence üretken olmayı başarmak zorunda. Yani onu yapamadığımız müddetçe yarın başka bir ekonomik kriz yaşadığımızda aynı durumlarla karşılaşırız. Yani yine seni kenara atıverirler ya da bir Bugün onu yaşıyoruz aslında. aynen yani, çünkü şey oluyor. Sen tüm hayatını kotalara, kontenjanlara, pozitif ayrımcılıkla ilgili gelen şeylere hak sanıp yürütüp onun üzerinden hayatını okursan yarın bir gün onlar
Yani refah seviyesi azaldığında ilk göze batan sen oluyorsun. İlk hakları elinden alınan sen alıyorsun. Ve hep şu çevre karşı karşıya. Önce diğerlerini bir kurtaralım sonra sana sıra geldi meselesini ve alıyorsun. Yani bu çok şey yaşanır yani maalesef doğası yani insanlar öyle isteyelim ya da istemeyelim hani o dönemde. O yüzden engellerin biraz kendini üreten toplumun parçası olan var olan hani yere konumlandırmamız çok şart yani hani bunu yapamadığımız zaman Evet. aynı şeyleri yaşama şeyle karşı karşıya kalırız. Yani o yüzden 1900 2000'li yıllarla birlikte ama şöyle bir değişiklik oluyor Emre. Ben hatta o bir makalede de bunu yazmıştım sizinle yaptığımız röportajda. Orada Fuat Keyman'ın şeyi var. Sivil toplum kuruluşu nasıl olur gibi şey var. Oradaki adamın dediği şey ya 80'li yıllarla birlikte dünyada da otoriter rejimler biraz önemini yitirince sivil toplum güçleniyor tabii. Sakatlar arasında da güçleniyor. Bu da şey çok söylerler. 2004 yılında dernekler yasası değişiyor. Ha, o çok O çok önemli. önemli bir şey. O Yani bu çok önemli. kadar derneğin sizin bizim gibi derneklerin çıkmasını da belki. Çünkü o döneme için şöyle demişler. Sadece 4 tane federasyon olabilir mi? Yani 80 ile 2004 arasında. Her engelli grubu. Yalnızca bir federasyona bağlı olan federasyon dernek. Bu durumda tabii senin dernek kurman, federasyon kurman falan çok mümkün değil yani. Hani çok zor formalitelere dönüyor. Bunlar serbest olunca biraz daha kolaylaştırılıyor. Bir de bu denetim süreçleri falan da o döneme her derneğe bir polis geliyor hatta denetlemek için falan yani hani kurullara falan derken bu dernekler yasasının da çıkmasıyla farklı bir sürü dernek çıkıyor. Sivil İşte toplum Ege'de örgütlenmeleri, çıkışı da o dönemlerde özdeşikleri. yer alıyor. Engel Teşim biz bir grup olarak kurduk. Böyle grup olarak kurulanlar da var. Aynı zamanda böyle engelliler biz gibi platformlar da var. Yani Yani mesela kitle örgütleri de bu yasayı bölünmeye yol açtığı gerekçesiyle eleştiriyorlar. Halen eleştirirler o hala dönem. ne şey ya Anladım, bu evet. yüzden biz bölündük ama hani bölünmesek ne olacaktı o gün hani şunun farkında değil oradaki kör örgütleri bence. Hani dedin ya bir davaları varmış yasanın çıkması. Sonra Ha, neyimiz var abi? oraya Sonra kısaca buraya gelelim çünkü sonra başka şeyler söyleyeyim. Şimdi o davayı hani mesela şey derler bir tane hikaye anlatırlar. O türü tükenmek üzere olan nesli tükenmek üzere olan bir hayvanla hayvanın haklarını korumak için mücadele etmişler. Sonra bir şekilde o iş çözülmeye başlayınca bu sefer ortada kalmışlar. Yani hani ne yapacağız biz şimdi? Ne mücadelesini Aynen. yapacağız? Aynen. Bizde Yani de böyle bir şey var. yeni bir şey Evet. yok. O yani en büyük sorun zaten Büyük dernek rehavet. 2005'lere kadar şimdi onu öyle diyorlar ama 2005'li yıllarda zaten derneklere sen üniversite öğrencisi kendinden bil yani derneklerde ne kadar tutunabildin? Tabii, Yani var olan tabii. dernekler yeni jenerasyona ne kadar Ya hizmet bugün veriyor? bile değil ki. Bugün ya hala Yani şunu diyor ya gelin çalıştığınızda çalışma mı dedik. Ya öyle olmuyor işte ya. O klasik bahane yani çalışın da öyle değil yani. Sen orada Ben bir web sitesi açmak için yani o dönemin yöneticilerini halı ikna etmeye çalıştım ya saatlerce. Böyle bir şey olabilir mi web sitesi açmak için yani? Ya aslında şunu söyleyelim. 2005 yılında engelli hakları kanunu çıktıktan sonra bence ciddi bir rehavet yaşandı. Ve bu bence başka zamanlarda da yaşanan bir rehavet ama en fazla o zaman yaşandı muhtemelen. Ve devamında onun uygulamada nasıl sonuçlar doğuracağı meselesine odaklanılamadı. Asıl yeni başlıyor mücadele noktası bence ıskalanmış olabilir. ıskalam yani en azından o dernekler ya biz ıskalamadık ya bizim Ya biz onların ıskalamadık ama biz o zaman daha tam evet biz piyasada ama değil. şöyle mesela 2005'ti biz o yasa daha çıkarken çıkmamıştı biz hani şey açıklar engel teşimi kurma engel teşimin 2004'lerde falan kurarken biz şunu dedik ya bizim daha hala yani bunlar bir sürü sorunumuz var bunlar tek bir ya o dönemki bak şeye çok hala aynı noktadayız derneklerin o dönemki başarı kriteri çok niceliksel iler. Ben kaç tane elemanımı işe soktum. Tamam hani Ondan onların zaten üye en büyük sayıları fazla. kazanımı şu bakanlıkla görüştüm, şu kadar engelliyi işe soktum. Bu kadar. Ha bu da gerekli de hala bence devlet iş olayını, şimdi Avrupa'da şey diyoruz ya bence hani engellilere işsizlik maaşı veriyor falan. Bizde de şöyle oluyor abi o. Onu vermiyor yeterince ya da çok düşük yani. Ne kadar şu an engelli maaşı? Kaç? 4
Binler Yani civarında bir şey işte. komisyon O da parası en yani. fazla engellilik oranı olanlara verilen. Ya o da öyle bir şey. Ya da vermiyor ama işte diyor, ya ben sana iş verdim diyor. Ya bence bir ya dostlar işte görsün gibi. Yani bir sürü insana kontenjan. Ben bu kadar adamı işe veriyorum. Peki bu insanlar işte çalışıyor mu? Ne kadar mutlu onların gerekleri işte. Bununla ilgilenmiyor yani. Yani ben Ya tamam ben dönemin Milli yaptım. Eğitim Bakanlığı biz engelli öğretmenlerle ilgili sorunlardan bahsederken Nabi Avcı ya biz bu işi zaten sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Engelli öğretmen atamasını sen sosyal sorumluluk olarak göremezsin yani. Böyle bir İşte şey olabilir sorun mi? anladın mı? Bak ben Evet. işte diyorum ya kontenjanların ek şeyleri. Yani ben bu adamı aldım ama bu adam nitelikli mi değil mi falan. Hani buna bakmazsan sen yani dün yediğin hurmalar olayına dönüyor sonrasında. Da onda ya işte bu öğretmen görevini yapmadı ona veriyor vermiyor falan gibi. Yani bu bambaşka bir tartışmanın konusu. Ama derneklerin o dönem benim gördüğüm hani ben diyorum ya 95'lerden beri giderdim. Yani bir halt olmuyordu oralarda. Yani Ankara'da işte kaç kişi işe soktuk. Hadi okey oynanan. Hala da öyle yani domine. O da ihtiyaç bu arada. Hala şu anda Ya, o internette de öyle sosyalleşme bir sürü. ihtiyacı var. Şimdi internette de öyle bir sürü odalar var. Bu ihtiyaç zaten var yani. İnsanların buna da ben kınamıyorum sosyalleşmeyi ama bir örgütün tek işi neredeyse bu olursa ya da bütün örgüt bunun üzerine ilerlediği zaman bir de insanlar o eylemlilikten de belki şey oluyor. Farklı bir Ya bakış açısı gerekiyor. yıpratıcı bir şey ya o mücadele işi. Yani sen kendinden kendimizden mi içelim yani? Yıpratıcı değil mi bu sürekli mücadele içerisinde olmak, sürekli Aa, evet, evet hazırlık yani öyle ama o sergilemek. uzun vadeli olmak zorunda oluyor işte mücadele. Olmayınca da işte Ama o bize işte yani 50 yıl boyunca Engin Yılmaz olamaz yani bir yerden başkası tutacak mesela tabii işte. birilerinin ona gelmesi lazım ama o kişilerin de bu yeni gelen kişilere o yolu açması lazım. Bunlar Aslında. ya onu da açmıyorlar çünkü maalesef şunu da koyalım işe Emre yani kör örgütlerindeki şimdi linç yiyeceğiz ama en büyük şeylerden de rahat olmaya başlayınca da insanlar gitmiyor aslında. Çünkü profesyonelleşme denen bir kavram geliyor. İşte dernek başkanları yöneticilerinin maaş alabiliyor Evet. olması ya da bir yerlerdeki projelerden bir şeyler alması. Tabii sen öyle bir şey olunca da adam zaten bize yani en küçük bir insana sınıf başkanlığını bile bırakmıyoruz yani. Öyle bir iktidar mücadele şeyiz yani aslında da. Hani bu da bir parçası aslına bakarsanız. Yani bunları itiraf etmek zorundayız. Yani bu bütün örgütlerde de yaşanıyor olabilir. Böyle şeyler tabii ki derneklerde salt yönetici grubu bırakmıyor. Yani belli bir zamandan sonra gençler şey yapmıyor. Bugün de bu bir tehlike bu arada. Yani halen örgütlerden uzaklaşmayı çözemedik ama başka şeyler devreye giriyor. Ama işte 2005'li yıllarda bizim gibi, senin gibi, Engel Seçim gibi, Tohat gibi dernekler ortaya çıkıyor ve biz de bir 10-15 yıl bir yere getirmeye çalışıyoruz. Getirebilirim. Şimdi oralara Mücadele yap. gelelim de şimdi şeyi bir çok özetleyelim istersen birinci saatin sonunu. Yani kırılma noktaları dedik ya. Türkiye'deki engelli hareketinin kırılma noktaları. Şöyle kısaca 80 özetlemek önemli olursa. bir kırılma noktası. 80 Ege önemli bir önemli bir kırılma. kırılma Yok, noktası. aslında şöyle. 2004-2005 önemli bir kırılma noktası. 3 tane önemli tarih verebiliriz yani. Tekrar söyle. 80 dedin. Önce 50 diyelim. Çünkü 50 Ben de yani aslında şey söylerim. Bu İzmir'deki körler okulunun açılması, yeniden açılması da bir şeydir. 1921'de tabii evet 20, o açılmış doğru aslında yani. şöyle 23'te Yahudi bir kişi sanırım işitme engelli olabilir açtığı ve sonra devletin bir şekilde onu denetimine aldığı Atatürk'ün 25'te bir konak bağışlayarak okulun açılmasını sağladığı söylenir. 24'te 25'li yıllarda Evet tam doğru. açılış 21 değil de 24-25 gibi Evet yıllardan evet. bahsediyor. Evet. Öyle bir dediğim gibi 21'de açılıp 25'te tekrar açılıyor. Cumhuriyet onu sahipleniyor. Böyle başlatabiliriz. O 50'nin önemi işte bu okulun artık Okulun Ankara'ya gelmesi. Ankara'ya gelmesi bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Bu da çok Evet. önemli. Yani artık bir engellilik bir eğitim meselesi bile gelmek. Şimdi tıpkı bir modern şey var ya bu önemli. 80'de dediğim gibi o darbe Şey sonrası diyelim mi? Mesela 60 anayasasıyla beraber özel eğitimle ilgili maddeler giriyor tabii. anayasaya. Anayasaya giriyor doğru. O eğitimle ilgili o dönem maddeler var. İlk hatta 1900 ilk galiba üstün yeteneklilerle ilgili bir 46'da ilk kez Galiba evet. giriyor. Doğru. 1960'lı yıllarla birlikte özel eğitim ilk kez Kavramı devletin giriyor gündemine anayasa. giriyor. Yani eğitim boyutundaki serüven zaten öyle
bir süreçle ilerleyen, onun bambaşka bir kendi içinde tarihçesi var. Öyle çok kırılma noktaları var ama hani en olay, yani böyle temel kırılma noktalarını ben hani 25'teki okulun açılması, 50, 80 ve 80. 2004-2005 diyebilirim. Çünkü o Evet. yıllarda da işte bu dernekler yasasının çıkması. Ama o biz 2005 sonrakiden sonraki, şu an bizim de belki yaşadığımız bu dönem, belki 2020'ye kadar yani, veya pandemi dönemine, hatta belki Gezi dönemine kadar belki uygulayabilirim, yani o döneme kadar olan süreç bizim grubumuzun çok daha Galiba aktif olduğu grup. pandemi, yani bunun sınırını çizmek bugün çok zor. Ya onu belki ileride 30 yıl sonra Çizecek. çizerler ama şunu ortaya koymak önemli. Yani Türkiye'de maalesef şunu kabul etmek zorundayız. O 90'lı yıllarla başlayan ve 2010'lu yılların ortalarına kadar süren güçlü STK'lar her alandaki bugün yok. Yani bir tek engeller bugün yok. Çünkü daha otoriterleşen, dünyada da öyle, ülkemizde de öyle, daha otoriterleşen bir rejim. O yüzden insanlar artık herhangi bir örgüt kelimesinden korkar hale gelen ya da bunun içinde olmak istemeyen insanlar. Demokratik kitle örgütü 70'lilerde, 80'lilerde söylenen bu. Bugün demokratik kitle örgütü diyemiyorsun. Sivil toplum kuruluşu diyorsun mesela. Evet, aynen öyle deyip Yani. ben o dediğin gibi onu bile diyemiyoruz bu noktada. Bu yüzden böyle bir süreç ki öyle tanımlayabiliriz ama bunun sonu nereye gider konuşuruz biraz sonra. Ama yine tarihten oraya gelirsek, bizim bu dönemimizi Emre bence en çok karakterize eden olay, tabii ki bu ikimiz, bir de şunu unutmayalım, hani körler açısından kırılma noktası, geçen ona bakıyordum. Sanırım bu yıl ilk Türkçe sentezleyicinin 20. yılı falan olabilir yani. GVZ seçeneği. Yani ya 2002'de ya 2003'te çıktı. Yani ekran okuyucularla kullan. Ha, ondan önce yok muydu? Vardı denemeler. İşte bu Supernova'nın içinde de bir test vardı falan ama çok, yani birkaç kişiye hitap edebilecek teknolojileri çok, yani bu halka, publicli olması, anlatabiliyor muyum? Yani işte ekran okuyucular ilk 96-97'lerle birlikte, şimdi Aynılar dünyada da örneğin. öyle. Şimdi ekran okuyucunun çıkması teknolojide şöyle bir şey. JAWS'la ilk çıkıyor bizim kadar. 3.2 Windows'la. Tiny var değil mi Dosta? Efendim? Tiny var galiba Tiny Dosta. var. Evet, Tiny var. Bunların Tiny gibi ya da şeyde JAWS gibi şeylerin diğer ekran okuyuculardan o dönem yok mu ya? 84'lerde dayanıyor yani bu konuda. Hatta ilk Mac'in şeyinde bile, hatta Steve Jobs'un filmde yazıyor. Merhaba dedirttirmek için epey uğraşıyorlar, adam merhaba diyecek mi demeyecek mi Bu işte. İlk. Ray Kurzweil falan çok Tabii önemli oradaki şeyde adamdı. o bayağı konuşulan ama çok pahalı ve şey, bu Tiny ve sonra JAWS'ın yaptığı şu: var olan herhangi bir bilgisayara kurulabilecek ekran okuyucu. Tamam mı? Demo memo. Bu çok önemli Tabii. yani. İlk kez, çünkü bir ses kartı varsa bilgisayarlarda, senin aldığın herhangi bir bilgisayara kurabiliyorsun. Yani ekstradan başka bir maliyete ihtiyaç duymadan falan kurabilmen demek çok önemliydi. Ama bunun, bu dünyadaki şey, Türkiye'de biz işte 2000, hatta ilk galiba Bilkent'teki yapı 99'da falan kuruldu. Körler grubu. Ay, Sana Körler hala Bilkent var mı ya miydi? körler grubu vardı? Yok, artık o grup yok. Tamamen kapandı mı, yoksa yani var da yarışılmıyor mu? Hayır yani yok. Kapandı. Türk be, keşke adı olsa tutsalarmış yani, çünkü Körler onun. Bilkent Edute. Yani serverları da Bilkent'teydi ya onların. Yani muhtemelen. Özellikle şey bu O hocamız da vefat etti bu Mustafa arada, onu Akgül, şimdi. aynen. Onunla alakalı biraz da. Yani onu anarlar özellikle bilişimde. Türkiye Tabii ya, Bilişim ben tam o Derneği'nde. dönemin içinde Değil olduğum mi? için, yani o dönem bizim şeyimiz, hani ilk körler okulları, ilk ekran okuyucular falan kurulması. Ama onun da yaygınlaşması yine ilk sentezleyiciye bakıyor. Çünkü biz şöyle kullanıyorduk yani. Sen de öyle kullanıyorsun. Eli Queen sesiyle işte, o da yarım yamalak okurdu. Hala öyle Hala ben Eli kullanıyorum. Queen'le kullanırım yani. Ama artık eskisi kadar Eli Queen kullanmıyorum ya artık. Yani daha iyi de bayağı kullanıyorum yani. Pardon, görüyorum şimdi kendi. Öyle kullandık ama esas o sentezleyicinin çıkmasıyla beraber artık tabana yayıldı. Anladın mı? Hani bir sürü insan
Hani sen demişsin zaten, bugün yine tekrar o yazılara bakıyordum. Hani 2000'li yıllarda evde kimin evinde bilgisayar vardı bilirdik ama bugün bilmiyoruz gibi bir alıntı yapmışsın. Sen de öyle doğru yani. Bilinmez artık Öyle karşımızda. söylüyorlar bizden büyükler yani Öyle işte ama gerçekten o dönem Aydın ha, Hocalar, bu da İbrahim almış Hocalar falan falan öyle diyebilirsin. söylüyorlar. Yani 50-100 kişi. Şimdi bu teknoloji bence bizim bu Bugün dönemin. bu biraz belki Braille ekran için geçerli olabilir. Kimde Braille ekran olduğunu biliyor olabiliriz yani. Evet, bugün onun için geçer. Çünkü o hala o şeyi çözebilmiş değil yani, o pahalılıkta çözebilmiş değil yani Evet. maalesef. Ve bu teknoloji sayesinde, yani teknoloji bence bu dönemin en büyük karakteristiği yani. Ve belki bundan sonraki dönemi de yapay zeka çıktığı için, o da başka bir teknoloji ama o dönem bilgisayarın çıkması, bir tek bilgisayar gibi düşünmeyin onu. Yani bir de ekran okuyucu çıkmış yani, herkes bilgisayar kullanıyor ama körlüğü için ben hep onu anlatırım. Bilgisayarın önemi okur yazarlığın artması da demek ya. Çünkü sen bilgisayarla birlikte aslında esas, evet tam orada oyun oynuyorsun, ha, müzik dinliyorsun ama bilgiye erişim abi, gazete okuyabilirim. İlk gazete köşe yazılarını sen öyle okudun. Bence okuyamıyor. Öyle bir şansın yok yani, bile okumazsan sen nereden okuyacaksın? Düşün, kitapların oradan sonra tarayıcılarla falan gelişti vesaire yani. Bu çok önemli, bilgiye erişim. Zaten bence biri onunla istatistiğini tutmalı. 2000 öncesi yüksek lisans doktora yapan kaç kör vardı? 2000 sonrası kaç kör var? Tabii. Yani şimdi aslında evet bunu konuşalım. Yani tam benim hazırladığım sorularda da bu vardı. Buraya da gelmiş olduk. Yani bu teknolojinin biraz sonra yapay zekaya da geliriz. Engellilik hareketinin dönüşmesindeki etkinliği, eğleyiciliği, rolü çok büyük. Çok ya bunu, bu bambaşka bir konu dediğim gibi. Yani bu böyle öyle küçücük geçilebilecek bir şey değil. Yani o Ya yüzden bu hani şey modellerin gelişmesinde daha... de tabii. bir faktör Modellerin yani işte. gelişmesinde de öteki 70'li yıllarda zaten bu ÜPYAS, hani ilk o zamanlarda teknoloji. O zamanlarda yani işte tekerlekli sandalyede büyük gelişmeler oluyor. Akülü sandalyelerle vesaire istedikleri yere gidebiliyor. Muhtemelen şeyi bilmiyorum. İlk bu elle kontrol edilebilen arabaların tarihi nedir? Ben Bakmak de lazım. bilmiyorum bunu. Ben de. Ama ya bugün için benim, senin için bilgisayar neyse, o bir tekerlekli sandalyeli için de o, Emre. Düşün ki zaten bu hareketi başlatan tekerlekli sandalye kullanıcıları en çok yani. Hani o yüzden söylüyorum. Onun için de teknoloji hani evet yapabiliyoruz gibi. Ya direkt o bakım evlerinden çıkmak, Tabii oradaki bakım kötü evlerinde şartlar yani bu tanımak insanlar istemek, tamamen kendi kendine bağımsız yaşamak. yetemeyen insandan, tamam mı? Hani hiçbir şekilde bugün bir sürü şeyi üretip, yani geçen hatta şey gördüm, yine bir tane neydi ya, bir tane yerli Hawking diye bir video izledim. Adam şeydi, yani boyundan aşağısı galiba, o da tutmuyor ve sesini bile kullanamadı. Şey yapmış, bir tane ses sentezleyicisiyle kendi sesini ürettirmiş yani. Yani o artık ben de konuşabiliyorum tekrar gibi bir şeydi, düşün yani. Hani öyle bir noktaya gelen bir süreçten bahsediyoruz. Bu teknoloji o yüzden modelleri de etkiliyor. Yani şöyle etkiliyor aslında. Hani ben kendimden yola çıkayım. Benim kendi küçük tarihçemde üniversiteyi kazandığım dönemde hazırlıkta ben şöyle çalışıyordum. Tüm dersleri teybe kaydediyordum. Sonra teybe kaydettiğim dersleri tek tek yazıyordum Emre. Yani geliyordum yani, tüm o dersi tekrar dinleyip onu Braille alfabesine geçiriyordum. Ben çünkü üniversitede, yani şeydi, lisede falan bir şekilde idare ediyorsun, tamam mı? Onunla o kadar yani çok gerekmiyor, bir şekilde derste işte notlar alıyorsun falan oluyor. Ama üniversite başka bir şey. Bir de ders dili de İngilizce olunca ben 2-3 yıl, yani 2000'e kadar böyle çalıştım yani. Yani sabah 5'lerde uyanıp o şeyleri, hani tek tek notları geçirdim. Pişman değilim. O bana çok şey öğretti. Yani o sayede hala o bilgiler aklımda falan, ama kimseye de tavsiye etmem yani. Kolay bir süreç değil. Sonra ne oldu? İşte teknolojiyle birlikte ne zaman ki bilgisayar çıktı, o zaman artık bilgisayarda notlarımı ilk almaya başladım. Master döneminde ben tarayıcı almasam master yapamazdım. Tekrar söylüyorum. Her hafta 150-200 sayfalık okumayı nasıl yapacaksın? Yani ve çok uygun bir tarayıcı. Yani bir sayfayı 40 saniyede falan E tabii tabii ben de biliyorum yani 2000 sen tarıyorsun. benden önce tabii almışsındır da Sen benim kullandığım ilk tarayıcı da uzun süreler hatta şimdi selam da olsun diye Zafer'e sormuştum yani 2007 yılında o zamanlar bu işlerle çok ilgilenirdi bana bir tane model söyle gidip onu alacağım demiştim hiç araştırmadan o da iyi bir model söylemişti o günün şartlarında
Bayağı da kullanmıştım onu mesela. Ya 2007'de daha iyidir yani. Ben Canon muydu neydi? Canon hala var mı bilmiyorum. Canon markaydı galiba tarayıcı. Canon makineler hala güzel de. Yani ama o zaman güzel değil daha benim makinem. Gayet ya bir sayfayı koyuyordum ben. Sonra gidip yatağa seriyordum mesela. Ondan sonra o sayfa bitiyordu. Sonra bir sonraki sayfada çayımı dolduruyordum falan. O arada anca bittiği için sayfaları geliyordu falan. Ben şöyle zaten ben onu ama ona kanıksamıştım. 2-3 saat ben bir film izlerken işte bir kitap Bilgisayarım biterse vardı işte. böyle toplama bir bilgisayar. Eve gelirdim. Bilgisayarın açma düğmesine basardım. Üzerimi değiştirirdim falan işte falan ki o anca açılacak falan böyle Ha 5 öyle tabii canım. Ben zaten dakika. o Allah'ın emri yani o şekilde kablolu modemlerle falan hani. Ama yine bile o dönem onun sana getireceği şeyi bildiğin için ona katlanıyordun Emre. Yani işte Tabii. oradan sen kitaplarını okuyorsun, mail atabiliyorsun falan. Bunlar şimdi şöyle başkası biri için belki mektup yerine mail atıyor değil mi? Yani Tabii. adam Ama için o bir şeyden öbürüne geçiyor. Ama senin için bak o çok değişik bir durum. içindesin. İlk kez Sen gören bir yapıyorsun ya. arkadaşınla yazılı mesajlaşabilmek demek yani. Yani mesela bizden önceki jenerasyon daktiloyu kullandı. Onlar için önemliydi. Tabii. Ama daktilo ile kullandıklarında evet karşı tarafa bir mesaj iletebiliyorlardı. Bu Ama önemli. ona Ama karşı tarafa ilettiğini mesaj sen alamıyorlardı. mesela sağırlar içinde bu teknolojik devrim SMS ile gelmiş. Evet. Sonrasında da Hani görüntüle konuşma. yani düşünsene yani yazılı olarak iletişimde kurabilen bir şey. SMS'in o dönemki müthiş bir şey olmuş yani. Onların hayatındaki tahmin edebiliyorum yani. Hatırlıyor musun? Birileriyle farklı bir şekilde telefon üzerinden konuşmakla. Bizim için de yani o yüzden bilgisayarın kullanması yalnız ya o gün mektup yazıyorduk. Bu ne gibi? Değil yani. Sen ilk kez başka bir dünyanın kapılarını açıyorsun ve bu cesaretlendiriyor da seni. Ya. O zaman hani ben bilgisayarda bunu yapabiliyorum. Hani cep telefonunu niye kullanamayayım? Tamam ona geliyorsun ya. Ben o zaman bunu niye kullanamayayım falan diye arayışlarla o bugüne getirdi. Bu bir de şunu sağladı Emre. Dedi ya ölçümde. O dönem diyor ya insanlar örgütlerden kopuyor insanlar. Okay. Ne yapacak peki bu insanlar? Bir de yalnız farklı yerlerde. Belki Bir araya hiçbirimizin geliyorlar öngörmediği bir şey aslında. oldu. E-posta grupları. Evet. Hala vazgeçemediğimiz. Değil mi? E-posta Ve o grupları. artık bizim tutuculuğumuzdan mıdır nedir bilmiyorum. Onun da yerini o WhatsApp şekilde grupları alıyor artık yavaş yani yavaş. mesela biz oralarda ya zaman zaman işte bizim jenerasyonla konuştuğumuzda biz sayfalarca akademik tartışmalar mesela onlar var ya akademik değilse bile deneyime dayalı tartışmalar Çok yapılıyor. içerik analizi Ve yapılabilecek şeyler. Ben tezimde Kesinlikle kullandım yapılır. bazen yani o En şeylerden. büyük handikap açık değil. Web'de görünmüyor. Evet. Web'de görünse büyük arşiv vardır. Büyük Web'de büyük arşiv ve işte ne yazışmalar oldu orada, ne tabii yani. dönüşmeler oldu. Yani o e-posta gruplarının körler grubuyla başlayan süreçte. Çünkü şöyle, Görbil vardı galiba o zaman. Körbil, körler grubu ve daha sonra işte Teknokör, sonra işte Ege'nin, GERP'ün oluşması. Başka bir sürü grup var şimdi falan ama sonra özelleşti falan. Buradaki mesele insanlar artık birbirini tanımayan ve normalde tanıtmasının da mümkün olmayacağı. Bak bu da önemli yani. Olmasa nerede? Sen de ancak Ankara'daki körleri tanıtsın. Herkes birbirini bilmiyor. Yani ancak bir turnuva olacak da o zaman gideceksin. İşte o zaman kardeşlerin yolu ne? Belli turnuvalar oluyor. Orada buluşuyor insanlar. Ya da körler okulları vasıtasıyla bakıyor. Yani şimdi körler okullarının şöyle bir anlamı var bence en önemli yerde. O başka bir tartışma. Aile eğitimi olsun birlikte mi? Başka bir şey ama körler okulları gibi yapılar seni beni ortaya çıkardı. Şimdi bunu unutmayalım yani. Öyle. Yani seni beni derken o kimliği anlayabilme. Anladın mı? Yani biz körcül yaşam ne demek yani oradaki o kültür. Yani bir ister istemez bir kültürün oluşuyor yani. O kültür orada oluştu. Şey de öyle. Sakatlar da UPIAS'ta oradaki bakım evlerinden çıkan ilk kişiler kuruyor sosyal modeli. Oradan evlerine Kalan dönüyorlar. Kripkent'le falan onu anlatıyorlar. Hatırlıyor musun? Bu çok önemli. Yani şimdi bugünkü en büyük de yani daha yalnız büyüyor ya insanlar farklı farklı yerlerden de bireyler daha yalnız olduğu için. Bunu bir tür şeyde ortadan kaldıran e-posta grupları. Ve sonra şimdi odalar. Değil mi? Bayağı oda ben çok kullanmıyorum ama galiba odalarda
bu işte Zoom gibi, Google Meet gibi araçların yaygınlaşmasıyla belli bir kesimin daha çok kullandığı teknolojiler haline geldi. Aslına bakarsan Team Talk odalarından Ya bahsediyoruz. o Team odalar galiba eski dernekler öyle gelişti, oraya geçti gibi geliyor gibi yani. bana. 90'lı yılların dernekleri, o günkü dernek o şube odalarından Team Talk odalarına geçmiş Ya gibi. çünkü mesela orada bu tür yapılanmaları kurmak daha kolay. Sabit bir oda var. Evet, Ee, evet. orada mesela burada her birinde her gün ne yapacak? Link mi atacaklar yani mesela? Yok Hani yok, tabii o daha gidiyor, oradan bakıyor yani o şekilde bu oralar. arada Olgun abi alan derneklerinin kurulması çok önemli demiş. Eget Sebeder vesaire demiş. Tabii Evet. tabii yani o da kişisel yani, artık daha sonra özelleşiyor, farklı alanlardaki örgütler yapıyor. Ve bu örgütlerin avantajı şu oldu Emre, bizim yaptığımız. Biz internet teknolojiyi kullanırken teknolojiyi önce kendi aramızda deneyim paylaşımı için kullandık. İşte önce işte bilgisayarda şu nasıl kurulurdan başladı. Sonra siz dediniz ki, sizin hatta Ege'nin ilk maillerini hatırlıyorum. Arkadaşlar üniversite sınavı bitti. Nasıl geçti yani? Sınav, herkes Tabii deneyimlerini onlarla hatırlıyor. Böyle şeyler konuştuk yani. yapardık yani falan. Sonra Gökhan sürekli mevzuat paylaşırdı ya. Gökhan Çapan olmaz şey. Hala paylaşıyor mu Gökhan öyle ya? Ya şurada bilmem şöyle Kafasına bir eserse şey. O paylaşıyor. Gökhan yani Körne'nin resmi gazetesiydi yani. O her sürekli böyle şeyler Öyleydi gönderdi. gerçekten ya. Ve Yani bu böyle bir 3,5 sene şey geçti bak, biz dernek olmaya vardı. karar verene kadar 3,5 sene geçti. Siz 6 sene diyorsun. Yani bak onu biraz konuşalım. Biraz şuraya gelelim. Bu hani ikinci yıl, işte ikinci yüzyıl engellilik hareketi falan diyoruz. İşte sivil toplum. Şimdi sen de uzun süre işte dernek başkanlığı yaptın, yöneticilik yaptın. Ben de öyle yaptım ama bizim yaptığımız sadece başkanlık değil. Kuruculuk bir, bu EGET'in, Engelsiz Erişim'in ya da işte Engelli Kadın Derneği'nin, SEBEDER'in, bu örgütlerin kurulması bir zihinsel dönüşümdür. Bunlar Tabii tabii. zihinsel dönüşüm örgütleri. Ya Bir bizim tepki derdimiz şey bunlar değildi aslında. zaten Emre hiçbir zaman. Senin de benim de veya hiçbirimizin, şu an hala olanların, hani bilmiyorum yeni gruplar ne yapıyor ama kim başkan olsun da yönetim kurulunda kim olsun gibi bir derdimiz olarak kurmadık biz. Bir şey de amacımız yani, bir Bir şey değil. derdimiz var, bir dava dendi. Ya, O dava o o lafı yani kullanmayı hani. da çok sevmem de, yani hani bu şeyi açıklamak için. Yok, Onu biraz dava ya, bir metafor misyon, olarak misyon şöyle kullanıyoruz işte, yani. mesela bizim neydi, erişilebilirlikti mesela misyonumuz yani, hala yani bir şeyleri erişilebilir nasıl kılabilir, kaldırım da olabilir, bilişim de olabilir, çünkü o da bilişim işin içinde olacak, bankalar da olabilir yani. Şöyle, o güne kadar diğer yapıların el atmadığı konular bile bunlar yani. İşte bir ATM niye erişilebilir ATM olmalı, niye bir seçimlerde tek başımıza oy kullanmayalım, neden sınavlar elektronik ortamda olmasın? Yani neden öğretmenlikte şey olmasın gibi, bütün bunlar artık yani daha önce sorulmamış ya da peşinen kabul edilmiş. Ya bu böyle zaten gibi şeyleri yeniden, bir dakika yani öyle de olmaya da bilir ama dediğimiz bir yapı. Yani, o dediğim gibi bizim oradaki amacımız o başkan o olsun bu olsun falandan çok zaten sürekli birlikte paslaşarak o deneyim paylaşımını sonuna kadar kullanmaktı ve gerçekten çok demokratik, hani hakikaten o eski Yunan demokrasileri gibiydi yani süreç. Yani şey oluyordu hani, herkesin sözü söylediği, oradan bir şeyler çıkarttı. Siz hala öyle değil mi? Bir sürü il temsilcilikleriniz var kendi Temsilcilikleri aralarında. var. Ya mesela aylık değerlendirme Aylık toplantıları yapıyoruz değerlendirme mesela. toplantıları 78 tane yapıldı yapıyorsunuz. yani. Şey yani. Bunlar önemli. Ya Bu aslında işte bu sivil toplum, yani gençler katılmıyor falan diyoruz ya, aslında gençler katılıyor. katılabiliyor. Yani şey, o yüzden gençleri Böyle yaptığı zaman böyle katılıyor ve hatta yeni katılıyor genç. dernekler de kuruyorlar, sonra kendileri de Sonra kuruyorlar yani. kendileri kuruyor. Evet. Başka yapılar oluşuyor. Gençler katılıyor tabii ki. Yani onlar bu şekilde, o gençleri bizim gibi yapılar, benzer yapılar gençleri öyle çekebildi. Farklı yayınlar yaparak, başka şeyler yaparak onların O e-derneği kendini, 100 küsür sayıya geldi sizin e-derneğiniz. tabii kaçıncı Bu önemli sayısını bir şey. çıkarttılar bu ay bilmiyorum. Bütün bunlar insanların kendini ifade edebilme hakkını bir yerlerden ediyor yani, bir hala da öyle. Sonra ne yaptı insanlar? Artık kendi yapıları, kendi siteleri kuruyorlar. Şimdi YouTube platformları kuruyor insanlar yani. Bir şekilde farklı web siteleri kuruyor veya yeni podcast kanalları oluşturuyor falan. Sosyal O girişimler olmaya başladı değil mi sosyal mesela? gelişimler artık Sivil insanlar toplum. daha kendi kendine yetmeye başladığı için biz de
onu sağlayabildik belki. Yani nacizane bizim belki katkımız oldu yani o erişilebilirlik kavramını. Yani insanlara şunu dedirtmek belki neden olmasın. Sorusu önemlidir yani hani bir şey yaparken. Niye olmasın? Bunu da yapılabilir aslında. Bunun için de şöyle bir şey. Yani şöyle söyleyebilirim belki öğrenilmiş çaresizlikten çıkarmak. Hani o bir zincir var ya. Kesinlikle, kesinlikle. O zinciri kırmak anlamında. Bu zaten böyle gelmiş, böyle git. Yok abi, böyle gitmeye de bilir ama. Hani bir dakika, bir başka bir şey de olabilir. Ne ilgili bir şeydi. Dönemdi. Ama hani bu da tabii ki bizim de evrilmemiz gerekiyor. Yani o dönemi yani. Aşama, şimdi oraya gelelim. Yani bir önemli bir aşamayı geçtik, tamam. Bu analizi biz kendimiz belki subjektif olarak yapıyoruz. Bunun tabii yani biz kendimizi çok şey yapmıyoruz. Başkaları bunu ortaya koyuyor ama hani şey, sen yapar. Ben yaptık anlamında demiyorum zaten. 2005 dönemindeki o teknoloji. Biz olmasaydık başkaları çıkardı zaten onu yapacak. Yani ya o şey değil. Çıkacaktı yani. Bizi de dönem yaratır. O dönem ya bir olgunlaşmıştır. O da o ne işte o teknolojik olgunlaşma. Ortam yani yetiştiğin ortam, çevren, aile ortamın bunların hepsi seni bu mücadeleye iten şeyler yani. Aynen. Yani, nitekim zaten biz ikimiz de yoktuk. Bin tane insan var etrafımızda bu işi beraber yürüttüğümüz. Yol arkadaşlığı yaptık. Tabii yani. Tabii yok, ben zaten asla hani sen ben derken onu ikimiz adına yani bir birey olarak söylemiyorum yani. Tabii onun farkındayım. Ya şimdi peki ama mesela şimdi bugün gençlerin en önemli sorunu gelecek kaygısı. Türkiye'de özellikle. Haliyle bu gelecek kaygısının olduğu yerde bu önce kendi ihtiyaçlarını gerçekleştiremiyor ya, kendi ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını sağlayamıyor ya, eğitimini belki düzgün alamıyor, istihdama katılamıyor vesaire. Bu da onun bu gelecek kaygısı yaşaması onun sivil topluma katılımında bir engel oluşturabilir. Özellikle pandemiyle beraber bu bireyselliğin, bireyciliğin de bir şey olarak yerleştiriliyor. Bir algı olarak toplumlara, bir birey olarak yaşamanın, kolektiviteden ziyade bireysel hareket etmenin de bir daha güdülendiği bir çağ yaşadığımızı da hissediyorum. Böyle bir ortam bence sivil toplum kuruluşları açısından bir risk teşkil ediyor da bu ikinci yüzyıldaki sivil toplum hareketine, sivil toplum hareketi engelli hakları alanında sivil toplum hareketi sence nasıl değişir? Ya da sivil toplumun yerine daha yeni yapılanmalar, daha farklı yapılanmalar mı devreye girer? Ne olur? Yani biraz da bu yapay zekayı, teknolojiyi de işin içine kattığımız zaman bu dönüşüm nasıl sağlanır? Biz baktığın zaman kıt imkanlarla, teknolojiyi kullanarak birbirini tanımayan insanları bir araya getiren örgütlenmeler yarattık. Bizim alana verdiğimiz en önemli katkı buydu. Şimdi bunun devamı nasıl olacak? Bu örgütlenmeler ya da bu mücadeleler, bu hak mücadelesinin gelişiminde sivil toplum devam mı edecek? Yoksa onun yerine başka şeyler mi konuşacağız biz ilerleyen yıllarda sence? Ne olur? Ya zor bir soru tabii. Zor tabii gerçekten. Yani. Biraz öngörü gerekiyor. Bir yanıtı bende de yok ama hani şunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bireyselleşme söz konusu. Hani bir şekilde insanların daha şey yapması. Biraz da şöyle mesela. Ben Boğaziçi Üniversitesi örneğinden gideyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde ilk bizim dönemimizde falan çok fazla örgütlendik. İşte belli şeyleri yapmak için işte kitaplar gelsin, işte kütüphanede bizim her kitabımız taransın, öbür taraftan bilgisayarları kullanabilirim ama sonra ne oldu? Herkes işte bilgi işlem merkezimiz vardı, orada bir laboratuvar vardı, orada buluşurduk falan. Sonra herkes kendi laptopu oldu. Orada şey yapınca buna gerek kalmadı. Hani, değil mi? İlde de ya öyle olsun dememek lazım. Bireysel insanlar bazı ihtiyaçları artık birey olarak da halledebiliyorsa, kendi işte tarayabiliyorsa, kitaplarına erişebiliyorsa, braille bir şey yapabiliyorsa falan hani ister istemez bireyselleşecek yani. Hani belli şeyleri sağlayacak ama yine de buradaki en büyük şey dediğim gibi bu yeni çocukların birçoğu artık köyler okulu gibi bir ortamda da okumuyorlar. Değil mi? Hani yani evet. Çocuk yer gelmiyor. Bu durumda bizim yani sakat grubun diğer azınlıklardan en büyük farkı şudur ya, tekrar oraya dönüyor. Yalnızsın sen. Yani ailenle belki tek bir sen varsın. Kör olarak. Hani siyah var veya da işte Kürtsen ya da ne bileyim Suriyeliysen öyle değil yani. Hep bir aradasın. Anladın mı? Yalnız değilsin. Yani evet belki şey yaşıyorsun ama öbür tarafta yalnızsın ve senin gibi olan yani senin gibi benzer durumda olan, kör olan, sağır olan
otistik olan birilerini bulmazsan çok ciddi bir depresyon kaynağı olma olasılığı var. Travmatik. Çünkü çok fazla o kodlarla, hani o kodlarla başa çıkabilecek bir alan bulamıyorsun. Her şeyden önce bu önemli. Yani bence illeci deneyim paylaşımı boyutu önemli. Bu yüzden hala ben bu listelerin, odaların vesairelerin bir şekilde evrilerek devam etmesi gerektiğini. Hatta bunun belli zamanlarda bu şey değil ama aynı ortamlarda eğitim alsınlar anlamında değil. Bunların ben en çok karşısında olan biriyim. Yani. Ama şey değil. Birbirimizi tanımak zorundayız. Çünkü bir gün yine hala çünkü hiçbir zaman dünya tamamen erişilebilir olmayacak yani. Ve olmadığını şuradan görüyoruz. Yani geçen şey alıyor da noter meselesinde. Ya bu işler senin bireysel çabanla çözülmüyor işte. Emre, çözülmüyor. O çok önemli. O çok önemli. Çözülmüyor. Yani bunu, yani sen burada uğraş dur ve bir süre sonra mücadele etmekten vazgeçiyorsun. Yani mesela teknoloji gelişti değil mi? Biz mesela kitaplara erişebiliyoruz. Ya oluyor mu mesela? Yayınlanan e-kitaplar erişilebilir mi mesela? Bunun hala mücadelesi. Yani sanki her şeyi kazanmadın. Hala değil dediğim gibi. Ama ne oluyor? İnsanlar bir şekilde onu korsan yolla, bir yolla buluyor, buluyor. O yüzden de çok da salla. Ya biraz da şey hani bıçak kemiğe dayanması gerekiyor yani. Öyle bir şey olmadığı zaman. O kesinlikle öyle. Peki biraz yapay zekaya gelelim. Yani çok da meşhur oldu. İyice sakız da yaptık ama yapmak da gerekiyor belki. Konuşmak da gerekiyor. Yani bu yapay zeka bizim yaşamımızda büyük bir dönüşüm yaratacak. Yaratıyordu zaten. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim ben. Bak şu an eğer teknolojik anlamda bugün kullandığımız ekran okuyucular falan kullanıyoruz ya Emre. Belki 10 yıl sonra bunların hepsi çöp olacak. Ben öyle düşünüyorum yani şey açısından. Bambaşka bir şeye gideceğimizi düşünüyorum. Yani ben buraya tıklayamadım bilmem ne gibi şeylerle ilgili derdimiz olmayabilir yani ortada. Çünkü şeyle ilgili, şimdi bak bu fotoğraf betimlemesi falan düşün ki bunun hatta şimdi Google Gemini galiba yakından da çalışıyor. Yine bu ChatGPT çalışıyor 5'te. Anlık görüntü betimlemeleri gelecek. Dokunsallığı giyilebilir teknolojileri oralara gelecek işin bir sürü şeyi alacağı için hani şu anlamda önemli Emre. Şimdi şey bizim için nasıl bir devrimse kitapları okuyabilmek falan. Bugün için de aynı şekilde bugün görseller tanımlanabiliyor. Ve yarın bu ve çok doğru tanımlanıyor yani. Hani bazı şeyler güvenlik nedeniyle yapmıyorlar. Yoksa çok daha iyisi var. Onu biliyorum yani. Buradan geleceğimiz nokta hakikaten senin gözlerinin görmemesi ya da kulaklarının duymaması ya da işte otistik birinin yani iletişim kuramaması gibi şeyler senin hayatında artık gerçekten bir engel olmaktan çıkacak. Ha şey demiyorum yani gözlerini aç. Onu da yapar. O başka bir şey yani. O ama olmak zorunda değil. Yani sen bir şekilde bu şekilde bir şeyde veya bizim belki bir 10-15 yıl içindeki mücadele alanımız bize yetişir mi bilmiyorum ama işte biz bu kendi kendine giden otomobilleri körler tarafından kullanılabilecek mi kullanılmayacak mı? Bunun hukuksal mücadelesinde bulacağız kendimizi. Yani bir 10 yıl sonra bununla uğraşacağız yani büyük ihtimalle. Çünkü onlar yaygınlaşacak ama bize muhtemelen körler olmaz, vermeyecekler falan. Ondan sonra bayağı bir bununla ilgili ciddi bir o dönem ben sana söyleyeyim. Ne olacak o zaman? Örgütlenme gerekecek. Gerekecek yani her zaman senin için bir örgütlenme lazım. Bir de yapay zekanın hani o boyutuyla çok önemli ama şu tehlikesi de var Emre. Yapay zeka da hala bir de her şeye makinelerin karar verdiği bir dünya düşün yani eliminahane liyakat ama hala stereotipleri de üretiyor. Ya sen ChatGPT ile ya da başka bir botla engellilikle ilgili sohbet etmeye başla mesela. Biraz zorla. Ön yargıları ortaya çıkacak. Mesela bir tane şey yazmıştı. Ya ben görme engelliyim. Benim için şu resmi betimler misin diyor Google Bard'a. Bard şeyle cevaplıyor. Ya üzgünüm kör olduğun için işte tabii ki elimden geleni yapmıyorum diye başlıyor. Oradan gidiyor yani anladın mı? Bu en basiti ya da işte şu işleri yapar bu işleri yapamaz. Düşünsene bu durum dışarı tabii insanı ikna edersin ama yapay zeka ile ortaya çıkan bir şeyi o kadar kolay değiştiremeyebilirsin yani. Bu da bir örgütlülük gerekecek. Yani, değil mi? Yani buradaki şeyler çünkü bu teknolojiler de sonuçta hala şu an mevcut bilgiyi yeniden öğrenip bir şey ortaya çıkarıyor. Ya bu adamlar da böyle demiyor anlatabiliyor muyum? Ve
O çoğunluk bilgi, şöyle bir şey var Emre. Maalesef tekrar aynı noktaya geliyorum. Bizimle ilgili bilgiyi üreten hala biz değiliz. O zaman yapay zekayı eğitmemiz bizim aslında belki de yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Yeni vizyoner ortaya koyduğumuz bu hak temelli yaklaşım çerçevesinde bir yapay zeka öğrenmesini sağlamak mı olmalı? Yani Tabii. Ya tabii ChatGPT bunlara böyle bu konuda olmasın da. aynen. Yani onlara bu konuda eğitmek, onlara daha fazla veri sağlamak vesaire gibi olmalı. Bir de tekrarlıyorum ben baştaki şeyden oraya geleyim. Yapmamız gereken şey şu yani bizim neyin hak şey olduğunu ayırmamız lazım. Bizim için hak nedir yani? Hani hala biz işte trende şu kadar indirim olsun, iş yerinde bu kadar kota olsun, üniversitede bu kadar kontenjan verilsin, ÖTV'de bu kadar indirim olsun olmasın gibi şeyler, basit konuların peşinde koşarsak ya bunlar var olan eşitsizliği yeniden üretir. Biz daha üreten her kurumda söz sahibi olan bireyler olursak ancak bunu aşabiliyoruz. Yani başka türlü aşamıyoruz o sürecin, yoksa aynı bilgiyi yapay zeka da taşınacak. Yani o bilgi de seni öyle görecek ve çok üzgünüm, onu değiştirmesi çok daha zor. Nasıl şey diyoruz ya, üniversitede bir bilgi akademik bilgi haline geliyorsa ki oradan bir sürü ön yargı çıkıyor. Değiştiremiyorsun ya kolay kolay. Yani yeni bir veri kurman lazım. O yüzden hani farklı alanlarda yetiştirmemiz lazım. Yani yeni insanların, teknoloji üreten de olabilir, yeni hukukçular olabilir. Yani farklı mesleklerde sahibi olan. Ya bunu tekrar şey için de söylüyorum Emre ben. Hani yarın bir gün yine bir kriz olabiliyor. Yani biliyorsun işte küresel ısınma deniyor. Hani dünyada yapay zeka çıkıyor, bir taraftan da küresel ısınma var. İklimler değiştiği söyleniyor. Hani yeni pandemiler ortaya çıkabilir. Yeni bir savaş ortaya çıkabilir. Yani bütün bunları yaşama ihtimalimiz yok değil. Buralardan Evet. olacağız. Yani eğer sen o dönem kritik rollere sahip değilsen eğer, yani ilk elenen ya da ilk gözden çıkarılan diyeyim grup olabiliriz yani. Şimdi Bunu düşünmemiz lazım bence hep beraber ve bunun üzerine kafa yormamız biraz yani lazım. peki şöyle teknoloji ve insan makine melezleşmesinin en büyük deneyimini yaşayan grupların başında engelliler geliyor değil mi? Yani şu an en Tabii fazla ki de. ya herkes aslında öyle de engelliler biraz daha işi temel ihtiyaçlarını giderme noktasında da teknolojiden faydalanıyor ya. Tabii. Bu beraberinde teknolojiye bağımlılığı mı getiriyor? Yani bu bağımlılık, bağlantılılık, bağlantısallık bunu nasıl yorumlayacağız? Biz teknolojiye bağımlı mıyız ya da daha da mı bağımlı olacağız? Ya aslında şöyle evet bir taraftan bağımlıyız tabii ki teknoloji yani, ama bu şöyle düşün yani Ya da bu herkes kötü her bir şey şey mi ya da yani? kötü bir şey mi ya, şimdi şöyle düşün ya bu hani bazı şeyden kaçamazsın, anlatabiliyor muyum? Ya şimdi şey var yani insanlar mesela ışıklara bağımlı, otobüslere bağımlı, yani her kimse bir yerlere yürüyerek gidemiyor, anlatabiliyor muyum? Bir yere kadar yürüyemek zorundasın. Arabaya bağımlıyız. Yani her şeye bağımlıyız, anlatabiliyor muyum? Bizim için de evet bu tabii şöyle bir tembelliği getiriyor. Yani teknoloji var falan tarzına gideyim, ama bir tarafından da şöyle bak, İnsan bildiği yere bile navigasyon açarak gidenler var mesela bu. navigasyon açarak gidenler var ama hani bu ama şey taksiler de aynı durumda. Yani bir tek ben yaşamıyorum ki, taksiye binsem ne zaman adamın navigasyonu yoksa sapıtıyor. Dedim, sen nasıl bir taksici oldun yani? Hani bir yol Mesela ne şimdi oldu? şöyle söyleyelim. Mesela 10-15 yıl önce sen otobüs durağında inmek için kendi bir takım duyusal becerilerini kullanıyordun. Ben hala Zorundaydın. kullanıyorum canım, yani hiç Zorunda kullanmıyor ya değilim. senin için söylemiyorum ama bunu kullananların sayısının azaldığını, buna ihtiyaç duymayanların azaldığını Azalıyor, görüyorum. evet maalesef azalıyor. Ya Yani bu bunu bilmiyorum. Mesela yarın öyle bir şey gelir ki böyle bir şeye zaten ihtiyaç kalmaz belki ama o ama ya melezleşmeyle doğru beraber. bak bu bağım, ama şöyle Emre yani evet bu doğru söylüyorsun. Yani bir gün bir anda o teknoloji gitti değil mi? Alt üst oldu, ne halt Ya yedi. bu elektrik kesilmesiyle aynı şey mi sence? Elektrik kesildi. Görenler bir anda
kör oldu, yolunu Ya bulamadılar geçen yani. Netflix'te bir film vardı mesela. O film şeydi. Hatta Barack Obama ile Michelle Obama'nın yapımcılığını üstlendi. Senden sonra mı? Öyle bir film galiba. Filmde konu şu. Tam bir anda bütün internet her şey gidiyor. Hatta bütün Teslalar yolda birbiriyle falan çarpışıyor falan. Tamam mı? Bütün dünya ördeğe dönüyor. Yani bu teknoloji bağımlılığı evet engellerinde bir sorunu ama genel olarak herkesin bir sorunu. Yani bir sürü bilgiyi orada tutuyor. İnsanlar bir sürü numarayı artık ezberlemekten vazgeçiyorlar. Elektriğin şey oluyor. Körlerde de tabii ki böyle bir durumda sen de o boyutu yaşarsın ister istemez. Ama şu var Emre, yani yine de şunu da göz ardı etme. Belki o teknoloji sayesinde kişi tek başına dışarı çıkmaya başlayacak. Şu anki en büyük sorunu başlamıyor, anlatabiliyor muyum? Başlamıyor ve o şeyi bir kere tadan, hani o özgürlüğü öyle bir şekilde, o teknolojik özgürlüğü bir kere alan, eğer öyle bir şey onu kaybederse onun için mücadele etmek zorunda kalacaktır yani. Hani bunu Evet. şöyle de varsay. Mesela az görenlere derler, az görenlere şey diyorlardı hani bizim zamanımızda kullanmayın gözlerinizi falan diyorlardı hani. Sonra onun ne kadar yanlış olduğu öyle çünkü var olanı kullanacak. Yani şey diyor, günün birinde kör olursan. Tabii Evet, yani mümkün evet. yani. Hani bu doğru da bir şey aslında bir taraftan ama yine de onu kullanarak o yıl tanıması lazım. Bu yüzden ben bu teknoloji daha doğrusu bir çözüm de yok yani. Şimdi bu kişi buna bağımlı bir şey var. Önünde var olanı görüyor. Kullanmasın mı? Adam böyle yaşıyor. Yani anlatabiliyor muyum? Onun artık yani şey gibi düşün. Bugün insanlar bilgisayarlara bağlı. Ansiklopedi diye bir şey kalmadı yani. Yani bir gün anda kopsa yani nereden bulacaksın? Yani öyle, hatta var mı onu bile bilmiyorum artık. Ansiklopedi basılıyor mu yani? Bilgiyle ilgili düşün. Valla bilmiyorum, belki koleksiyon için. Koleksiyon Yani dünyada var. Yani herkes aslında bu ister istemez bu genel bir korkudur ama hani ölüme çare yok gibi bir şeydir yani. Bu böyle olacak. Ama oradan bence onu biz daha iyi nasıl değerlendirip daha yaratıcı, daha üretken şeyler nasıl yapabiliriz ve yönelmemizin ben önemli olur. o zaman aslında şöyle diyebiliriz. Hani böyle olmasaydı ne olurdu gibi bir şeyler falan oluyor yani. Teknoloji olmasaydı ya da teknoloji var olsa bile destek teknolojileri bu kadar gelişmemiş olsaydı bir sebepten ötürü biz bugün daha farklı şeylerin mücadelesini veriyor olurduk. Üretime dahil olmanın, üretebilmenin alternatiflerini nasıl geliştirebileceğimizin yollarını bulmaya çabalıyor olabilirdik Bulmaya mesela. çabalıyor oluyor ama o zaman da işte başka belki o zaman şey daha belki o zaman şöyle bir mücadele edeceğiz. Bize daha fazla mesela şöyle bir karar. Mesela şu an şöyle bir örnek vereyim sana. Daha bunun şeyi Batı'da bu beyzalar falan onun mücadelesini veriyorlardı hala başaramadılar. Kişisel asistan. Kişisel sanat, evet. Kişisel asistan, şimdi bu teknolojinin olmadığı bir gruptan söz ediyoruz. Tamam yani bunu her gün ev götürecek o kişiyi evinde şey yapacak ve diyor ki hatta bu tabii ki sosyal devletin olduğu ülkelerde var. Diyorlar ki kişisel asistanımı ben kendim seçmeliyim. Parasını devlet ödesin. Ama ben seçeceğim. Şimdi, bu o kadar önemli bir şey ki Emre. Bakın belki o zaman onun mücadelesini verecek. Hala verebilir. Şimdi, bugün danış gibi şeyler çıkıyor. Ben onları çok önemsiyorum. Yani danış üzerinden söylemiyorum ama benzer yapıların çünkü. Bu da benzer bir şeye geliyor ya. Ben onun şeyini seçtiğim zaman seni burada önemli olan benim bağımlı olmam değil aslında. Kime ne kadar bağımlı olacağını kendim seçebiliyor olmam. Yoksa hepimiz birbirimize bağımlıyız. Biraz ben sana bağlıyım, sen bana bağlısın. Biz teknolojiye bağlıyız. O başka bir şeye bağlı. Yani hep şöyle bir söz vardır. İnsanı bağımsız yapan karşılıklı bağımlılıklarıdır aslında. Evet. Hiçbirimiz tamamen tek başımıza böyle Robin Hood gibi yaşamıyoruz ki dünyada yani. Önemli olan ama o bağımlılıklarda yani şeyin sağlaması lazım yani. Kimden ne kadar ve nerede yardım alabileceğini kendisi seçmek. Bunu Aslında bağımsızlık şeydir değil mi? Yani kişinin kendi kararını aynen kendi alabilmesini ya yani mesela sağlamakla alakalı bir şey. ben partiye gitmek istiyorum değil mi? Diyelim ki. Ama boyundan aşağım tutmuyor. Yine de o partiye gitme kararını verip bunu uygulayabiliyorsam o zaman bağımsızımdır. Hani orada beni kimin ama sen partiye gidiyorsun ama biri seni sürüyor değil mesele.
Ya mesela TDK'nın bağımsızlık tanımıyla, çünkü orada daha başka şeyler gündeme geliyor. Engellilik bağlamında ele aldığımız bağımsızlık tanımları birbiriyle uyuşmuyor. Ya ben şöyle yani işte o da tabii şey ne yani nedir yani ile yani şimdi bu da bir yerleşmiş kalıp hani iki ayağı iki kolunu kullanarak bilmem ne gider de bir bağımsızlık tanı. Evet yani ona da giden vardır ama ben de böyle bağımsızım dediğin zaman hani bu yok ya o da bir şey mi demek hakkına sahip değiliz. Biraz hepsi onu savunuyor. Yani evet o da onun bağımsızlık şeyi. Belki mecburiyetten, belki böyle. Ha, belki farklı tercih ederdi ama bugün öyle bağımsız kullanıyorsun. Ya bunun gibi bir şey anlatabiliyor muyum? Yani meseleyi şey üzerinden okumak lazım. Ya yani biz niye buna bağlı? Ben neye bağlı olacağımı ya da olmayacağımı kendim seçebilme hakkım için mücadele etmek zorundayım. O hakkı onu kazanırsak yani bu yarın bir gün araba olur ama o teknoloji gittiğinde de o zaman derim ki ben o zaman evet yanımda benim için çalıştıracak bir asistan istiyorum. Tıpkı bugün Batı'da o fiziksel tekerlek sandalye kullanıcılarının ya da benzer grupları. Onlar niye bunu istiyor? Çünkü şu değil mesela. Şu an bizim devletin maalesef anayasada bildiğim kadarıyla iki tane yerde engelli geçiyor değil mi Emre? Sen daha iyi bilirsin ama siz daha hukukçularla bayramda falan. Biri 10. madde var. Pozitif ayrımcılık. Evet. Bir de 61. madde var galiba. Koruma. Koruma. Onuncu Yani maddede tam pozitif ayrımcılık gibi de geçmiyor aslında. Yani pozitif ayrımcılık bir yorum galiba. ya Yani alınacak tedbirler eşitliğe aykırı aykırı sayılmaz sayılmaz bir dediği şeyse için ya öyle bir pozitif ayrımcılık sayılmaz. olarak Sadece kelimesi değerlendiriliyor. geçmiyor muhtemelen. Yani öyle geçmiyor. Tam o Geçmiyor. engellikle ilgili alınacak tedbirler işte eşitliğe mani sayılmaz noktasıyla geçiyor. Ama her iki maddede de ki ortak nokta hani bu biraz daha şey seni hala himaye etmeye yönelik. Yani senin kendi kararlarını vermen meselesi değil. Ya mesela seçim konusunda şöyle biz çok sembolik bir şey aslında seçim. Ne olur ya sen orada tek başına oy kullanmasan ne olur yani güvendiğin biri varsa. Ama hani paradigmayı değiştirmekten bahsediyorum Emre. Ya bunun sonu da yok yani. Ne olacak ki? Oy kullanmayabilirsin. Ne olacak ki? Yani Yani, ya bu derslerini noter ya ne olacak sınavlarını abi? İki şahit kaç bulsan ne kere olacak? gidiyorsun ki zaten? Değil mi notere Kaç ki yani? zaten gidiyor musun kaç kere? Şimdi meseleye bu gözlükle bakarsan evet. Doğru yani belki hiç gitmeyeceksin notere falan. Ama o paradigma hani benim buna gidiyorsam da o paradigma üzerinden yani bizim bence yeni nesle aşılamamız gereken o. Ya ben alışveriş yaparken de web sitesinden de yapabilirim. Markete gittiğimde de bak gittim markete değil mi? Şimdi Evet. markete gittim. Markette ben orada sırf bana bir yardım edecek birini bulamadım diye o alışverişimi yapamıyorsam şimdi bugün hala bence marketteki teknoloji tam olarak bizi bağımsız ya o düzeyde kendi başımıza yapamıyor. Ya onları bulsan yani Ya de ona gitsen hep gittin iş ya. makarnaları onunla. Yanındaki Olmuyor görevlilerine yani. yakalama Onun zor için yakalamışlar. yani Bütün çok makarna mümkün değil. markalarını say bana desen sayacak mı mesela? Yani zor 20 yani. tane Yani marka var günün orada. birinde olur belki bak bir yapay zeka olur gerçekten bu Google Gemini gibi şeyler çıkartan ama şimdi bunun için de ama ben eğer dedim ya Be My Eyes danış ya da başka bunun için başka şeyler ya da market kendi bir şeyini bulduğu zaman ya da havaalanına gittiğinde bunu bana hizmet alımı gibi düşün anladın mı? Bu hizmeti sağlatabiliyorsam ben şu ama sen onu kendin yapmadıktan o işte benim sağlamcılık dediğim o. Anlatabiliyor muyum? Ya, abi ben bu iş hizmeti alıyor muyum? Alıyorum. Kendi isteğimle mi alıyorum? Alıyorum. Almak istediğim zaman adamın minnetine göre mesela ben ilk baston kullanma deneyimimi hep hatırlarım. Bir gün udum bozuldu Emre Taksim işte. Ya, udum kırıldı yani daha doğrusu. Götürdük Taksim'e verdik. Tamam ben işte üniversite birinci sınıftayım. Gidemiyorum tek başına. Daha yeni gelmişim bir de İstanbul. Ankara'da aslında bağımsız hareketim vardı ama İstanbul'a gelince her şey çok karıştı yani falan. Neyse. İlk bindim ki abi dedim ne oldu gidelim. Adam diyor ki ya abi işim var sınavım var falan. Baktım gazete okuyor. İkinciye söyledim falan. Ben lanet olsun sizin de yapacağınız işe deyip kendi otobüse atlayıp gitmiştim tamam mı? Şimdi yani birinin o kadar kötü bir şey ki ya da
Biri sana sırf test okumadığı için sınav, ya bunu yaşadı ki bilmiyorum, yaşayan oluyor mu? Ben çok yaşadım öyle şeyler ya. Yani sırf biri okumadığı için ya da o dersin kitabına erişemediğin için istediğin halde o sınavda not alamıyorsan. Ya bu Tabii. çok acı, anladın mı? İşte bağımlılık o. Ama ben o kitabı şimdi yani bir şekilde okutuyorsam ya da onu okutmak için, ama kendim bilgisayarda ama bir kişisel asistanımla okutuyorsam, ya onun önemi yok, onu anlatmaya çalışıyor. Adamı değil Evet, yani. bağımlılığın nereden baktığından alakalı. Sen bir Nereden şey bak? Ben onu söylüyorum. Yani yapamıyorsan önemli o. Ben o hizmet bağımlısın. minnet altında ya da birine yalvar yakar olmadan bir hak. Benim hakkım o kitabı okumak. Nasıl okuduğum teferruat Emre. Benim hakkım ulaşımı gerçekleştirmek. Nasıl gerçekleştirdiğim detay. Peki, Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya bunu şimdi teknolojiyle yapabilirsin, biriyle yapabilirsin falan. evet, o zaman günün son sorusunu muhtemelen soracağız. Hala dinleyen var mı bizi bu arada ya? Valla ona da bakmak lazım. Ama sonuçta Merak kayıt ettim. oluyor. Zaman damgası da ekleyeceğiz ona. Vallahi Allah Dolayısıyla kolaylık versin. Bunun neresine nasıl zaman damgası ekleyeceğim? Hem de sen neyse ekle, ben de paylaşıyorum. evet, biraz yarı yarı bazen daldan dala da geçiyoruz ama bir şekilde onu şey yapacağız yani sınıflandıracağım ben onu. Bir iki gün içinde ekleriz bu canlı yayından sonra. Ama eklerim yani ben ilk günden beri bütün videoları ekliyorum çünkü. Eline sağlık. Yani şunu söyleyeceğim. Evet, böyle bir vizyon. Bu sene senin ortaya koyduğun bir vizyon aslında. Ve ben hani bu arada bazı şeyleri açıkçası kendim böyle düşündüğüm için sormuyorum. Ama genel böyle düşünüldüğü için de tartışmak için soruyorum. Yok tabii tabii yok, bir Evet. şey demiyorum yani, düşünebilirsin, mesele öyle, ben de açıklamaya çalışıyorum kendimi, Evet. benim de ben en sevdiğim en doğrudur demiyorum yani, fikri o, sadece Ama konuşuyorum. şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ortaya koyduğumuz bütün 1,5 saattir ortaya koyduğumuz bir vizyon var. Ama bu vizyonu benimseyen kitlenin şu an için azınlıkta olduğunu görüyoruz. Maalesef öyle. Evet, her geçen gün sayımız görece artıyor olsa da bizim söylediğimiz şeyler daha fazla kesim tarafından dillendiriliyor olsa da bu vizyona sahip olunmasıyla ilgili daha yapılacak çok şey var. İkinci yüzyılda bu vizyonu ana akımlaştırmak için ne yapsak biz yani? Biz ve bizden Vallahi sonrakilere ne düşebilir? Ne yapmak gerekir? ben yapamayacağımı düşündüğüm için derneklerden ayrıldım Ama diyormuşum mesela şimdi. sadece dernekten ayrılmak veya ayrılmak değil ki. Ya Ya bu şuna iş karar sadece vermemiz lazım derneklerle Emre. yapılmak zorunda da değil bak Bugün aslında. çok güzel bir yazı okudum. Bak senin söylediğine ilişkin. Bir kere engelli örgütleri olarak ya da birey olarak biz şuna karar vermemiz lazım. Bir şeylere ulaşmak için onun standardınızı mı düşüreceğiz? Yani daha düşük standartta bana uygun olsun, ben gireyim dedim. Bir üniversiteye gireyim, işe gireyim. Ama ben o nitelikte olmasam da olur. O standardımı düşüreceğiz. Yoksa kendi standartlarımızı mı yükselteceğiz? Tabii. Anlatabildim mi bilmiyorum demek istedim. Bu Yani çok kararı da verdim. gayet bir şey. Mesela Atatürk'e diyorlar biraz daha sade konuşsanız halka inseniz. Ben halka niye ineyim onu kendi seviyeme çıkarayım falan Yani diyor. mesela Yani onu anlatmayayım. Biz o standartı yükseltmek, şimdi bu dediğim gibi nasıl arttırırız bunu? Bence şöyle arttırırız. Yani bu tür programlarda da belki bunları daha çok konuşmamız lazım. Yani daha fazla bir araya gelmemiz lazım. Bizim de ama insanlarla hani burnumuzdan kıl aldırmak noktasında değil, bizle konuşmak isteyenlere yanıt vermemiz lazım belki. Daha sakin olmamız lazım. Mesela kendime ilişkin en önemli özel işte ya, buna sakin olmamız lazım. Ben kendimi anlatırım. İkna olan olur, olmayan olmaz. Bir de insanlara ben kendi gelişimimi anlatayım. Öyle belki bir fikir verir. Ben 2000'li yıllardaki Engin ilk işte şey olduğumda, hatta şunu hiç unutmam. Çağrı bize Kenneth Jernigan'ın şeyini anlatmıştı 2000'lerde. Körlük bir çaresizlik mi yoksa karakteristik mi diye bir yazısı vardı 83'te. Biz onu Türkçe'ye çevirilmiş Çağrılar çevirdi onu. Kullanıyoruz zaman zaman. Ben hatta dersimde hala vardır yani, okuma sistemde olan bir şeydi. 83'teki konuşması. O der ki körlük bir karakteriz. Yani ne eksik ne fazla. NFB'nin sitesinin direkt başında zaten onun şeyi yazıyor. Tamam mı? Hani NFB.org'da. O zaman dedim ki Engin, olur mu lan öyle şey? Saçmalama yani. Böyle saçma bir şey olur mu? Yani körlük bir hastalıktır. Tedavi edilmelidir. Ben tabii ki günün birinde şey olsa da asla kör biriyle evlenmeyeceğim. Tabii ki olmaz öyle bir şey. Gibi düşünen bir insandım. Tamam mı? evet. Çünkü öyle öyle yetiştirdim. Yani Öyle yetiştiriliyorsun kodlarla tabii. büyüyor. Hepimiz o kodlarla büyüyoruz. Tamam mı? Yani
Allah şifa versin deyince amin ya, tedavisi yok ama yarın olur inşallah falan. Hatta sen bir ara bir yazdığını hatırlıyorum, sen bugün yarın, bugün şimdi bu seminer var, bir tarafta da yan taraftaki odada da Öyle. retinit pigmentosa'nın tedavisi çıktı diye bir şey var. Hangisine gider insanlar? Yaşadık biz bunu yani Ege'de, aynı güne başka bir seminer koymuşlar. İşte neydi? Kök hücre tedavisi. Biz de bağımsız yaşam deneyimleri diye bir etkinlik yapmışız yani. Bilseydim ben aynı gün etkinlik koymazdım ama geri alamadık. Tabii. Öbür etkinlik daha çok tuttu. Şimdi de daha çok tutar. Şimdi daha çok tutar. Daha Tabii. çok tutması, o grubu suçlayamayız yani. Tabii, çünkü bu grup insan neden biliyor musun evde? O kadar çok ayrımcılığa uğruyorsun ki adam bununla uğraşmak da istemiyor zaten. Yani mesele o. Bu yüzden bence insanlara her şeyden önce bunu yükseltmenin yolu şu: başarılı olabileceğinin, yani bir şeyler yapabileceğinin hazzını yaşatmamız lazım. Yani belli alanlarda. Bir de şey de var Bir bak. programcı Mesela olsun, bir şey olsun. Ya evet ya, bunu da yapabiliyorum. Demek ki ha, benim gereksiz gözümde büyütmüşüm dediğin şey olmaz. Mesela gören birine söylüyor, bu çok zor falan. Bir bakarsın o kadar da bir şey değilmiş aslında. Yani kullandığında. tabii ki ya. Bir Onun de bir gibi şey düşün. söylemek istiyorum şimdi bu arada. Hani sanki birisinin gözünün açılmasını istemek veya işte duymak istiyor olabilir. Sanki biz buna itiraz ediyormuşuz gibi de bir şey Etmiyorum ya. oluşumu O var eden arkadaşlar vardı. mı? Yani şöyle düşün. Yani kimisi estetik yaptırmak istiyor. Yani Ben ama şöyle bakıyorum bak. şunu söyleyeyim orada. Ben etmiyorum da. Ya benim böyle bir derdim yok diyene onların itiraz etmesini anlamıyorum abi. O zaman beni kompleksli olarak varsayıyorlar. Ya bir Allah Allah ya, ben sana bir şey demiyorum. Sen bana niye diyorsun? Ya ben O da var da ben diyebilir. şunu demek istiyorum. Mesela ben burada bunu istemenin arkasındaki sebeple ilgileniyorum. Şimdi yani şöyle özellikle işte bazen şey yapanlar var. Mesela işte benim bir tane gözüm yok şu anda, tamam mı? Yok yani. Görsel olarak kötü görünüyordur yani şeye. Protez göz. O da yok yani. Çukurun içi boş. Ama Şimdi önermediler mi? Taktır abi, bak daha güzel görünüyor. yani Yani. işte onu diyeceğim. Yani mesela taktırırsan daha estetik görüneceksin mesela. Sevda'ya da Mesela çok öneriyorlar mesela. bu bir şey, tamam mı? Bunun için mi istiyorsun sen mesela şeyi, gözünün açılmasını, ne bileyim duymayı ya da başka bir şeyi? Bir takım toplum baskısına o norma sahip olmak için, o hiyerarşik seviyeye yükselmek için mi istiyorsun? Yoksa bu deneyimi yaşamak, bu deneyimin Ya beraberinde getireceği tabii. şeyleri hissetmek için mi istiyorsun? Yani niye istiyorsun sen bu gözünün Aynen, açılmasını ona bir vesaire karar meselesini? vermek lazım. Şimdi şu da bir şey gerçekten. Hani hakikaten. Şimdi geçen bir grupta şey tartıştırdım. Ben öğrencilerime şey yapıyorum, özel eğitim dersinde. Madem şeyde MEF Üniversitesi'nde bir ders veriyorum. Oradaki ders özel eğitim. Bütün engel gruplarını işliyoruz demek. Her konuyla ilgili de ben şöyle bir şey yaptım. Çok da işe yaradı bu dönem. Bütün öğretmen arkadaşlara verir, debate yaptırıyorum. Yani bir tane dersini münazaraya ayırıyorum. Tamam mı? Münazaralardan birinde de siz belirleyin diyor. Çocuklar şey sordu. Ya, körlük sizce doğuştan kör mü daha avantajlıdır, sonradan kör mü? Tamam mı? Yani. Ama ben taraf tutmuyorum yani. Tamam, peki tartışın dedim yani siz kendiniz. Ve gerçekten güzel şeyler çıktı. Şey kazandı. Sonradan kör olmak kazandı, tamam mı, grupta? Ben mesela tersini savunduğum halde müdahale etmedim. Niye biliyor musun? Şunu çok güzel savundular çünkü. Yani o doğru ya da yanlış üzerinden söylemiyorum. Her iki deneyime de sahipsen ve bunu doğru yönetebiliyorsan çok şey değiştirebilirsin. Anladın Evet. mı demek istedim? Yani o yüzden tabii ki o deneyimi yaşamak da ilginç bir deneyim ama yaşamak zorunda değilim ben. Benim başka deneyimler merakımda olabilir. Yani senin merakın oysa, ama dediğin şey önemli. Yani niye istiyorum ben bunu? Niye istiyorum mesela? Neden? Şeyse, ya bir gazeteyi bile okuyamıyorum. Bir pikniğe bile gidemiyorum. Allah kahretsin. Ya da benim için şu an mesela hala her seferinde koşacak bir partner bulamıyorum mesela. Al Yani işte istemez bakın. misin? Gözün İster açılsa tek başına başına gidiyorum. koşabilirsin Yani yani. ya şuna özeniyorum lan diyorum. Şimdi ben, insanlar caddede tek başına istediği gibi koşuyor. Ben sürekli birini bulmak zorundayım. Bak, anladın mı? İstemez Onu misin yani? Gözün açılsa tek başına koşabilirsin işte açılsaydı koşar mıydım bilmiyorum. mesela. Ama yani gözün, o yüzden evet dersin yani, gözün keşke açılsaydı, ama bunun işte mesele şu: o açılmadan da bir yol bulabilseydik keşke. Yani iş buna, illa ben bir şeye dönüşmek zorunda olmamalıyım onu yaşayabilmek için. O bir dayatma, anlatabiliyor muyum? Ama bunu anlamak kolay bir şey. Bunu anlamak için
çok fazla şey yaşamak gerekiyor. Yani o yüzden ben hani hiçbir kitabımı okuyamadığım bir dönemden sonrasında bilgiye erişebilme gibi bir işte o iki farklı deneyimi yaşadığım için şu anki yeni nesil bunu yaşamadı. Onlar zaten ona doğdular ya Emre. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz oradan geliyor. O yüzden başarı. Evet ya daha önce olması imkansız gibi gördükleri bir şeyi bir anda mümkün olabildiğini görürlerse eğer. O bakış açılarını değişir. Yapay zeka bak biraz o mesela şimdi. Sen bundan bir 10 yıl, 5 yıl, 6 yıl önce fotoğrafların bu kadar detaylı betimlenebileceğine inanıyor muydun? Ya öyle bir şeyi varsaymıyorduk. Varsaymıyorduk. Yani Facebook falan yapıyordu ama uyduruk uyduruk şeyler yapıyordu Ahmet Sait dinliyoruz diyor bu arada. yani. Dinleniyormuşuz. Dinliyor muyuz? Biz dinleyen var mı Evet. hala dedik. Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Yani o Kadir yüzden Özkağ yine dinliyormuş. ya sonradan da muhtemelen dinleyenler olacaktır. Buna yorum yapanlar belki de Tabii. küfredenler olacaktır falan. Ne konuşuyorsunuz abi siz diye bilemiyorum artık Emre ama. Yani o E, yüzden hani o, bunların o, kesin öyle bir olsun yanıtı diye yok. zaten yaptık biz bu videoyu da. Ya ama yani bu YouTube'da kalıcı. Hani belki dediğim gibi bundan 50 yıl sonra da birileri dinleyebilir. Ya bunlar bugünlerde. Tabii canım. Daha Biz bakalım Gültekin ne kadar abinin şeyini mahvetmiş dinliyoruz olacaklar. yani radyo kaydını. Onları görebiliriz. Yani o yüzden ben ona da bir geleceğe de sesleniyorsak şudur yani eğer bu yarın o 50 yıl sonra bizi dinleyen biri var olacaksa ya da bir gün bu nereye ulaşacak kim dinleyecekse bilmiyorum. Bizler artık toprağın altında şey olduktan sonra belki şunu söylemek lazım. Eğer sizler o nesilde bu bağımsızlık hakkınıza gerçekten inanıyorsa bir de ben hep şey diyorum hani kendinin ne olduğunun önemi yok. Kendinin İlle de sen yanlış olmak zorunda değilsin. İlle de sende bir eksik olmak zorunda değil. Kendini de arama her zaman. Ama biraz kendini hani kendine barış değil de kendini kendin gibi kabul edebiliyorsan ve bununla yaşamak sana artık psikolojik bir yük getirmiyorsa o zaman başarmışsın demektir. Yani bunun ne olduğunu da önemi yok. Yani ister kör ol, ister sağır ol, ister sonradan gözlerini açılsın, ister sonradan kör ol. Anlatabiliyor Yani muyum? Bunu bilemem. odak noktası çok önemli. Odak noktan günün birinde yani sabahları ilk açtığın sayfalar sağlık sayfalarıysa sen yaşamıyorsun. Bir de yaşamıyorsun. Mesele o. Yani o tabii ki bu böyle bir şey olursa belki biz de deneriz Emre. Bilemezsin ki yarın Bir de olur. yani Yani bunda onun sebebi yok ama ama sen şu. ilk açtığında internette spor sayfaları mı, ekonomi sayfaları mı, yoksa sağlık sayfaları mı Evet, yani ne şimdi bileyim. buna bakıyorsan zaten şöyle oluyor Emre zaten o gruptaki insanlarda. Eğer ilk sağlık sayfalarını açan biri de hak hareketlerine o düzeyde katılmıyor zaten. Tamam ya ben zaten benim de iyileşim bunu bir an önce şuralarından nasıl kurtulurum diye bir noktada. Araya da şöyle bir grup var maalesef Emre şu var. Bu engellilikle ilgili algılar ben çalıştım ya tezimde onu çalıştım. Bir grup insan var ki İngiltere'de işte Darling diye biri onu şey yapıyor 2010'daki o makale çok etkilemişti. Türkçe şey diye çeviriyorsun Haçlılar. Yani Crusader diye çevrilen bir kavram tamam mı? Ne biliyor musun bu grup? Bu grup köprüyü geçene kadar grubu. Yani her türlü seninle ama o kişi güzel bir iş bulsun. Bak kesin karşına böyle tipler gelecek. İyi bir iş buldu. Güzel bir şirkette işe girdi mesela. Tamam mı? Yani tüm ilişkisini kesebilir körlerle. Ben yırttım artık. Yani sen de bilirsin. Yok mu öyle insanlar Ha etrafında? işte o yüzden herkes Var kendi bugün çevresine yok uzak. mu yani? Kendi çevrenize bakın böyle ne kadar bir tip böyle bir tipolojim yok diyebilir miyiz hiç? Ben diyemem benim böyle bir sürü insan sayarım burada isim veremem ama sayabileceğim bir sürü insan Sayarsın, evet. var. Yani Sayarsın. çünkü bu adam ama dün senin yanında belki senin de eylemlere bile katılmıştır. Tamam mı? Tabii. Ama iş bitti tamam. Ha, o zaman işte o insan zaten yarın bir gün dediğin gibi içten içe o sağlık sayfalarına da bakıyordur zaten. Bir derdi yırtmak ya hani mesela. Yani benim derdim hakikaten şey olmak yani ne bileyim koşmak gerçekten şu an için derdim ne diyorsa ya mesela koşayım daha iyi işte maratonu 2 saatin altında yarım maratonu koşar mıyım? Öyle. Yani burada benim kişisel zevkim ya bunu kör ya da görev olarak yapmak değil mesela bunu yapmak. Tamam mı? Demek istediğim o yani Evet, hani evet, buna evet. biraz yoğunlaşırsanız hayatınızda ya da ne bileyim bir kitap yazmak yani bu aralar pozitif ayrımcılık üzerine bir şeyler okuyorum. Onunla ilgili bir şeyler yazmak ne bileyim. Bilişimle ilgili bir şeyler, yapay zeka ile ilgili uğraşmak, oynamayı seviyorum. Gezme.
mesela. Gezmek. Gerçekten gezmek. Yemek yemek değil mi? Yemek yemek ya. Yani farklı yerlerde yemek Şey yemek. yapmak Ya lazım. geçen mesela şeye gittim. Voleybol maçına gittim, tamam mı? Ya bol çek benim için bu aralar zevk alıyorum. Tamam mı? Yani illa şey değil ki. Dünyayı değiştiremem ben. Bir de ya insanlar bir de böyle bir umursuz ya ben ne yaparsam ya sen kendi çevreni bir değiştir yani önce kendi ekosisteminle biraz uğraş yani. O yüzden böyle bakmak lazım hayata diye düşünüyorum. İnsanlar evet o yüzden bireysel olmak kötü bir şey değil. Ama hani geçen şeyde de vardı ya mış gibi yapmayalım hayatımızda bir şeyleri gerçekten yapalım. Hepimiz birey olalım ama o söz işte Nazım aslında onu çok güzel şey yapıyor. İşte bir orman gibi, bir ağaç gibi, bir tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine diyor ya. İngilizcesi bunun şey yani marching together, walking alone, marching together diye geçiyor Emre. Yani yalnız yürü, kitlesel hareket et diye. Şimdi Ankara'da Çinçin diye bir bölge var bilirsin zaten. Ben orada büyüdüm. Sen oradan geçen bir yabancısın ve kazara oradan birine ters bir hareket yaparsan ıslık çalar ve 5 dakika içinde toplanır herkes. Ha, yani işte. Yani Bak biz biraz o. günlük hayatımızı bireysel yaşayalım ama bir ıslık çaldığımızda toplanabilelim yani. Aslında demek Aynı. istediğimiz Ay, çok şey güzel bu. söyledin. Evet. Tam işte yani tam işte bak bu şey işte halka inen bir şekilde ifade ettim benim söylemek istediğimi. Tam öyle yani. O ıslık çaldığımızda gelebiliyor muyuz? Bir araya gelebiliyor muyuz? Bir anda toplanabiliyor muyuz? Onu yapabiliyorsak biz o zaman umut var demektir. Ama her günde ben seninle yatıp kalkmayayım zaten ya. Ona da gerek yok yani. Anlatabiliyor muyum? Ben başka hayatlar yaşayalım hepimiz. Hani onu da bir kere Muammer söylemişti. Adem'in bir arkadaşı vardı Muammer. Onlar söylemişti. Yüz yüze dönmeyelim, sırt sırta verelim derler ya hani. Yani ne olur herkes arkadaşlar yani biraz çıkın. Ya yani konfor alanınızdan çıkın, farklı yerlere girin, farklı işlere gidin. Farklı aktiviteler yapın. Sinemaya gidin, tiyatroya gidin, pikniğe gidin, dünyayı dolaşın. Ya da ne bileyim bulunduğunuz ildeki okey takımına girin. Yani anlatabiliyor muyum? Ama sadece körlerle okey oynamayın ya da körlerle domino gidin biliyorum. Öyle şeyler de yapın. Yani beni onu kastediyorum. Ama dediğin gibi ıslık çaldığında da bir araya gelin. O zaman o bir araya geliş daha değerli oluyor. Bunu Öyle. başarabilmemiz lazım. O zaman biraz daha kendimiz şey oluyor. Yani gücümüzü arkamızdan birbirimizin arkasını kollayıp ama ondan aldığımız destekle Serbest de bırakmak dünyayı gibi aynı. keşfetmemiz lazım. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Birbirimizi serbest bırakacağız. Serbest bırakmamız lazım. Aynen. Evet. Şöyle mesajlara bakalım. Toparlıyoruz artık. Bu durumu çok yaşadım demiş Ferhat Seldi ama hangi durumdan bahsettiğini şu anda Açlık bilmiyorum. meselesini bahsediyor bence. Onu herkes, lan kesin benim de böyle biri vardı Ya diyecektir olabilir yani çünkü bir yaklaşık 20-25 dakikalık mesajlar şu anda önümde. yani. Daha önce konuştuğumuz bir konuyla ilgili de böyle bir şey söylemiş olabilir. Dinliyorsa hala cevap yazabilir. Bence her sorun kendi çözümünü üretecektir demiş Olgun abi, Olgun Yılmaz. Buna dair bir şey söyleyecek Bir de misin? Her Emre sorun. şunu söyleyeyim. Mesela şimdi bu noter meselesi biraz önce son dakika haberi aldık ya. Yani bence güzel inşallah iyi bir gelişmedir. Yine de yani erken konuşmak istemiyorum ama umarım umutla hareket edelim. Umut iyi bir şey. Şey mücadelelerde de şey yapmamız lazım. Uzun soluklu mücadeleler her zaman. Yapacak bir şey yok ya. Bunun sonu yok ya. Bir günde sonuç alamıyorsunuz. Biz bu noter 2014'ten beri değil mi? 10 yıl Evet. olmuş. 2014'ten beri bir sürü acı yaşanıyor. Bir sürü da kavga oluyor, dava oluyor vesaire, yürüyüşler oluyor. Biz seçimle ilgili ilk şeyimizi 2009'da görüşmüşüz YSK'yla. Engel seçim kurulduğunda 2005'te ilk dilekçemiz daha kurulmadan önce İETT ile görüşmüştük. Yani biz bu otobüsler olsun, sesi olsun diye hala uğraşıyoruz. Yani bazı mücadeleler, siz mesela bu EYDF'nin şey olması için yıllarca uğraştınız. Dava açtınız, bozuk Para paralar verdiniz. Tabii. ödedik. Yani böyle öğretmen alımları ile ilgili falan şey böyle oluyor. Yani maalesef bazı mücadeleler uzun soluklu. Bazen başardığını sandığın anda bir anda her şey sıfırlanabiliyor. Yani o yüzden hani bırakmamak, Rehavete kapılıyoruz diyor rehavete bak. kapılmamak da lazım. Ama mücadelelerin de uzun soluklu orada bugün yapamadık deyip vazgeçmemek zorundayız. Yani bu işin o boyutu çok önemli. Yani bugün vazgeçmemek. Bizim hala yapmamız gereken şeyler var. Bak hala diyorum bizim
Bir rehabilitasyon yasamız yok Emre. Hani yarın ne yapacağız? Bunun için bizim de mutlaka. Yani rehabilitasyon yasasıyla kastımız, biz bir ara bunu yapmıştık. Şartnamelerde erişte birlikte demiştik ya. Bu hala yok. Evet. Hala biz bir şey çıkıyor, geliştiriliyor. Ondan sonra ya bu da erişilebilir değil, bir de buna bakın diye sonradan hep eklemleniyoruz. Yani doğuştan bir şey öyle olmadığı zaman da işte yarım yamalak oluyor, anladın mı? Bunun için en büyük mücadele alanı mesela bundan sonra daha fazla olması lazım. Yani bilişim. Bu dünyanın da bir sorunu. Ya işte hala yeni versiyonlar çıkıyor ama mesela şey yine de öyle mesela. Bizim iPhone'un yeni bir modeli çıktığı zaman tamam problemleri oluyor ama içinde erişilebilir bir program geliyor. Bunun gibi varsay. Ama biz bunun için Ya da noterlere mesela müdahale birinci ediyoruz. sürümünde bozuluyor ama ikinci sürümünde herhalde düzeltirler Düzeliyor. diyorsun. Yani orada da tabii hak kayıp. Orada da bir sürü sorunlar var ama yine de belli bir nokta. O da biz doğuştan şeyi Hadi bu bir idealdir yani baktığın zaman. Hani bir hedeflenen bir idealden bahsediyoruz. bir de şöyle görmek lazım Emre. Ya biz de toplumdaki bir sürü grup gibi bir çıkar grubuyuz aslında. Hani Evet, kendi çıkar ihtiyaçlarımız çatışmaları var. devreye giriyor. Tamam mı? Başkalarının da var. Bizim de var. Hani politika biraz onların şey ama halidir ya. Biz de bunu her zaman her istediğimiz olmayacak. Yani dünyada ya hiçbir insan için dünya tamamen ideal değil zaten. Ya öyle bir dünya yok yani. Mükemmel kimse için değil ama hani bu. Yani şey açısından bakmayın. Yani herkes kendini daha kötü durumda görebilir. Bazen çok iyi görebilir. İkisi de yanlıştır yani. Hiç kimse değil ama bu bir çıkar. Bazen git geldi bir dünya. Bundan yılmamak lazım. Hayatı bize onu sağlayan şey. O çıkar grubu olarak biz de elimizden geleni yapacağız. Ya bugün yarın diyor mu ya biz ulaşımda araba hakkımız için uğraşmamız gerekecek. Yani yine bunu da örgütlerimiz var. Ertesi gün yapay zeka için uğraşmamız gerekecek. Ertesi gün bir anda çıkan yepyeni bir işletim sistemi için uğraşmamız gerekecek. Belki onun erişilebilirliği üzerinde. Başka bir gün sokaklardaki başka bir şey için uğraşmamız gerekecek falan. Yani ama bunun için önemli olan doğuştan yani bizim de dikkate alındığımız. Onun da olmasının yolu bizim farklı örgütlerde artık mesela kaç tane kör yönetici var toplumda? Ya da engelli yönetici var. Buna bir bakmak lazım. Çan istihdam ediliyor. Kaç tane okul müdürü bir tane var galiba görmeyen değil mi? Benim bildiğim bir Ali var bir de bizim müdür Ali yardımcısı müdür oldu. yardımcısı bir tane biliyorum İstanbul'da bir iki kişi daha var galiba Anadolu'nun farklı şehirlerinde müdür yardımcısı falan. Evet Bu bu bir tek eğitimde değil, başka eğitimde değil bazı alanlarda da. alanlar Yani yani özel bazı bürokratlar şirketlerde falan olsun. var yani de az işte yani. Ya kaç kişi şef olabiliyor gerçekten? Hani şef kadrosu alıyor da hani gerçekten ona bir şey teslim ediliyor. İmza yetkisi ödüyor. Yani Tabii yani bakan doğru. hani geçtim bakanı. Anladın mı hani müsteşarımız da yani Yani bu evet. yani şey şu an o yüzden ben Engelli dedim. bakanlığı çözüm mü sence? Yok ya öyle engelli bakanlığı geç abi ben öyle yani bir de engelli bakanlığının ne yapacak abi engelli bakanlığı? Yani belki şöyle bir koordinasyon olarak olabilir. Yani koordine edebilir ama hani bunun ben mücadele alanı olmasını ben çok seviyorum. İyi bir koordinatör olarak yani aile bakanlığı hadi kurulsa bile zaten engelli bakanı tek başına şöyle bir tehlike de olmamalı. Mesela biz üniversitelerin engeller birimi için de bunu söylüyorduk. Yani asansörü yapmak mı engeller biriminin görevi? Yoksa yaptırmak mı? Evet. Yani o bütçesiyle yapamaz ama her birimin engellilerle ilgili yapması gereken şeyler var. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden ben ya bilmiyorum. Bakanlık sadece biz vitrini çok seviyoruz Emre. Öyle. Vitrini seviyoruz. Hani hakikaten Bu olsun. Engeller Engeller Bakanlığı kurulduğunda oraya namzet olacak çok kişi var. yani çok kişi. Ne olacak sonra? İşte yeni bir iktidar alanı ve ondan sonra da şöyle olacak işte. Bir de engel olabilirim. Yani böyle şeyler. Nasıl bugün bazı firmalarla konuşuyoruz. Bazı firmalar ne yapıyor? Gidiyor. Bizim adımıza pazarlıklar yapıyorlar. İşte bize erişilebilir yaptık diyor. Bir ruhban sınıfı oluyor da o zaman olabilir. Belki daha büyük ayak bağı bile olabilir. Yani. Olmasın demiyorum ama görevini doğru tanımlamak lazım. Benim ilk ihtiyacımız o mu? Onu iyi sorgulamak lazım. Evet. Böyle Genç konuşuyorlar kuşağı bitmez yalnız Emre. Tamam. evet Tamam bitiriyoruz arkadaşlar. yavaş yavaş. Genç kuşağı bilişim yönetiminden başlamamız lazım demiş. Çoğu telefonlarındaki ekran okuyucuya hakim değiller. Bilgisayar kullanamıyorlar Bilgisayar gibi şeyler. kullanamayacakları konusunda ben de görüyorum maalesef yeni nesil bizim dönemimizde. Her şeyi telefonda halletmeye Her şey çalışıyorlar. telefonda ya Evet. bu bütün neslin şeyleri Mithat ama söylüyor bunu. şunun Evet. farkında değil öğrenciler olarak. Ben hala arkadaşlar yani bu genç nesil öğrenciyseniz
ya da çalışıyorsanız sizin her şeyden önce en az bilgisayar seviyesiyle ofis programlarını kullanabiliyor olmanız lazım. Yani bir yazı, proje yazabiliyor olmanız lazım. Sunumunu yapabiliyor olmanız lazım. Hesap yapabiliyor olmanız lazım. Araştırma yapabiliyor olmanız lazım. Bunu telefonla teknik olarak yapar mısınız? Evet, teorik olarak evet ama pratikte 5 dakikada yaptığın şeyi 1 saatte yaparsın. Yani anlamlı değil. Bugün için anlamlı değil. Ha, yarın belli bilemezsin ama o da belki o da tabletlerle bilgisayara dönüştüğü zaman zaten kör olmayan biri de yapamıyor arkadaşlar. Yani o işin istihdam boyutu profesyonel olunca ya o yüzden bugün için hala bilgisayar çok büyük bir gereklilik. Ha, her şey mükemmel mi? Değil. Değil ama bunu yapmak zorundasınız. Bunu hala öğrenmek zorundasınız. Dediğim gibi o sadece senin dediğin şeye geliyor. Ya yani Siri'ye sadece söyleyip komut yazdırarak. Şimdi şöyle işte Emre, günlük işinde işte insanları gerçek anlamda bir adam herhangi bir şirketteki bir pozisyonda işe girerse zaten bununla işini çözemeyeceğini anladığı için eşek gibi öğrenecek yani, anladın mı? Bu mecbur biraz hani no pain no gain demiştim ben tezimde. Yani bunu biraz mecbur kalmadıkça ben sana ne kadar söylesem boş. Evet. Gecenin örneği kullanırım bunu demiş Kadir. Herhalde bu Çinçin'den mi bahsediyor Ha, bilemedim. Hayır, evet. olabilir. Kullanabilirsin Kadir. Öğrencilik zamanlarında kitaplara erişememekle ilgili demiş Ferhat Selvi. Hani bu hangi durumu yaşadığından bahsettik. Senin az önce anlattığın durumdan. Evet, artık toparlıyoruz. Cumhuriyet özel dedik. Hem geride bıraktığımız yılları değerlendirdik. O dönemde yani Cumhuriyet'in o batılılaşma hareketlerinin bir şeyi var tabii yani bir getirdiği bir hareketlenme mesela işte Mithat Enç döneminde Türkiye'ye bir özel eğitim uzmanı geliyor Mackenzie diye kör bir kişi o diyor ki bu körlerle sarlar aynı ortamda eğitim alamaz o uzman görüşüyle mesela Ankara'ya geliniyor falan yani böyle şeyler de var. İkinci yüzyılda ne olur? Biz kendi çapımızda öngörülerde bulunduk. Yani bu ne kadar gerçeğe dönüşür, dönüşmez. Onu ilerleyen yıllar yaşayacak, göreceğiz. Bir kısmını biz göreceğiz, bir kısmını bizden sonrakiler görecek. Belli mücadelelerin içerisinde olacağız. Bu illa derneklerinde de olmak gerekmiyor. Yani yarın belki bu kolektif mücadelelerin yürütüleceği alanlar da dernekler olmayacak. Olur da Tabii bilir, tabii. bunu Belki bilemiyorum. dernek diye bir yapı kalmayacak. Başka bir Tabii, şeye başka bir dönüşecek. şey Ama çıkacak yani. önemli olan o örgütün, yani bir şeyin içinde yer almak. O dayanışmayı Evet. kaybetmemek. Adının ne olduğunun önemi yok. Tabii. Evet, yani bunları kendi çapımızda, kendi deneyimlerimizle, bilgilerimizle, bakış açılarımızla yorumlamaya çalıştık. Son sözlerini alalım, toparlayalım. Herkese yani şu ana kadar dinleyen ve daha sonra dinleyecek bu sabırla dinlediyse ben YouTube'da hızlandırıp da dinleyebilirsiniz daha kolay olur. Herkese ben sabrı için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben çok keyif aldım. Hani bunları bazen anlatmaya ihtiyacım da varmış. Yani konuşmaya ihtiyacım varmış onu fark ettim. Bazen yazışmak aynı tadı vermiyor ya Emre. Hani Hayır o yüzden tabii. bunları biraz ifade etmek, bir arada konuşmak. Belki bazen karşılıklı böyle bir grupla da konuşmak. Ha, bunlara ihtiyacımız varmış. O yüzden ben burada olduğum için, seni de davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, insanlara, herkese şunu önerebilirim. Yani siz her şeyden önce arkadaşlar kendinize inanın ve kendinizi önce küçük görmeyin. Daha sonra başkalarından bir şeyler umabilirsiniz deyip bitireyim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum geldiğin için. 2 saat 11 dakika olmuş şimdilik. bayağı yoğun bir program oldu. Buna zaman damgası ekleyeceğiz söylediğim gibi. 1-2 gün içinde olur herhalde. Çok uzatmayız. Yine kapatırken hatırlatmamızı yapalım. Bu videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, paylaşırsanız biz daha fazla sesimizi duyurmuş oluruz. Teşekkür ederiz böyle bir destek verirseniz. Evet, başka bir programda, başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.